Tuğçe, ne oluyor burada? Rüzgar. Rüzgar beni çok şaşırttı. Ben hiç beklemiyordum böyle bir şey. Ada. Ada, iyi misin? Ada! 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 İyi misin? Ne oldu? Ada, kendine gel. Ada! Ada, kendine geldi. Ada, iyi misin? Ne oldu bana? Biz de anlamadık ki. Bir anda düştün, bayıldın. Ben doktor çağırdım merkezden, merak etme. Birazdan gelir. Yok, 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 yok. Ben iyiyim. İyiyim ben. Kahvaltı yapmadım ya, ondan oldu. Bazen olur böyle. Ben dedim sana Boracığım, boşuna panik yaptın diye. Ada, emin misin iyi olduğuna? Evet, eğer hepimiz eminsek, Rüzgar'ın bana evlilik teklif etmesine ne diyorsunuz? Yani ben çok şaşırdım. Sen ne diyorsun Bora? Eminim bu konuda söyleyecek bir şeyin vardır. Yani ne bileyim Tuğçe, ne denir ki? Sizce de biraz acele etmiyor musunuz? Acele. Acele diyorsun. Atalarımızın bu konuda çok güzel bir atasözü var. Ben sana onu söyleyeyim. Yemeyenin malını yerler. Evet Tuğçe. Böyle bir atasözü var, anlıyorum da. Bu olayla alakasını pek anlayamadım ben. Anlayamadın. Anlayamadım. Güzelmiş. O zaman ben sana şöyle açıklayayım istersen Bora. Tuğçe Hanım. Bence Bora Bey, evlilik çok ciddi bir kurum ya. Ondan bahsediyor sanırım. İki insanın hayatının sonuna kadar sadık kalacağına söz vermesi demek ya evlilik. Hani böyle birden olunca ben hiç beklemiyordum. Görünce şok oldum. Değil mi Bora Bey? Çok hızlı değiller mi Bora Bey? Yani bir şey söylesenize Bora Bey. Evet, evet Ada. Haklısın. İki insanın böyle bir karar alabilmesi için biraz zaman lazım. Birbirini tanımak lazım. Sen benim yerimde olsaydın ne yapardın Bora? Ben senin yerinde olsaydım Tuğçe, acele etmeden kalbimi sesini dinlerdim. Öyle mi? Öyle. Biliyor musun? Ben de tam olarak öyle yapacağım. Yüzüğü takabilirsin Rüzgar. Rüzgar'ı geri kazanacak, tamam mı? Birleşecekler. Bu olacak.
Yeğenim benim kaderimi yaşamayacak. Tamam Yasemin ablam, yaşamayacak. Hadi bakalım. Hı. Bana bak Selin, şimdi ada geldiğinde biz çok sakin olacağız, tamam mı? Bak sen abartılı hareketler yapacağa benziyorsun. Selin normal davranma, akışından doğal kızım. Ben doğal de. Oyunculuk yavrum, tamam mı? Her şey doğal olmalı. Allah! Bitti. Ne bitti? Bitti, her şey bitti. Rüzgar, Tuğçe evlenme teklif etti. Ne? Tuğçe de kabul etti. Ay inanmıyorum. Birlikte aynı evde yaşayacaklar. Rüzgar gidiyor, ona gidiyor, yerleşiyor. Allah'ım, Allah'ım. Gel, gel, gel. Gel, kankörün gülü, gel. Allah, Allah da o Rüzgar'ı bildiği gibi yapsın. Allah ona belasını versin Allah'ım. Benim kankama yapılır mı bu be? İnsafsız herif, insafsız. Hem de benim yüzüğümde. Rüzgar sana evlenme teklif etmiş miydi? Etmek üzereydi ya Yasemin ablam. yüzüğü almıştı. Yüzük vardı. Bu hiçbirisi onun yüzüğü de almış. Onun var ya, o gün yüzü... Yerlere böyle şaşı bakacak o yerlere. Böyle şaşı baksın o yerlere. Böyle şaşı bak. Benim gül gibi. Benim gül gibi yine mi bu hallere getiriyorsun? Allah seni bildiği gibi yapsın Rüzgar. Yasemin! Ablam çağırıyor. Ben şimdi gideyim de gelip buraya bizi sorguya çekmesin, tamam mı? Aman aman teyze hoş. Sorgu sualle uğraşamayacağım ama zaten iyi değilim. Yasemin! Sen halletme. Sakın ağlama, kurban ol. Tamam, kaşına gözüne kurban ol. Allah belasını versin bu Rüzgar. Kankaların gülü. Ya gerçekten sana vereceği yüzükle mi evlenme teklif etmiş? Yuh ya! Öyle işte kuzen. Ada bir anda düşüp bayıldı. Bembeyaz oldu. Bayağı korkuttu beni yani. Ya kuzen sonuçta ölmemiş kız, bayılmış bakıldığında. Bir şey diyeceğim, bu adaya karşı senin farklı bir ilgin var gibi geliyor bana ama. Neyim var? İlgi. İlgim benim adaya. Yok artık kuzen. Herkes sen değil. Herkes senin gibi öyle yürüyenler dişinin arkasından koşmuyor tazı gibi. Daha iyi misin şimdi? Oğlum iki iyi gelmişsin asistacığım. Hem açılmışsındır bak biraz. Çok. Ya orada bir de içime attım. Ağlayamadım da orada. Şimdi rahatladım. Tamam o zaman şimdi gözündeki bu sis perdesi kalktığına göre sistacığım, olayları daha net, daha sağlıklı görebildiğine göre sistacığım, artık öyle o şirkette çalışmak falan yok değil mi? Yani sürekli böyle Rüzgar'ın gözü önünde olmuyor ki. Yok. Tam tersine. Şimdi işime daha çok sarılacağım. O kadar başarılı olacağım ki. O kadar başarılı olacağım ki o Rüzgar da Tuğçe de diyecekler. Aa bu kız neymiş böyle? Ne yaptı böyle? Ne kadar iyi, ne kadar başarılı diyecekler. Benim bakarsın belki Tuğçe'nin odasını bile kaparım. Baş editör bile olabilirim. Kızım bir dur, bir sakin, saçmalama ya. Saçmalamıyorum. Masasını aldım. Odasını niye almayayım? Neden olmasın? İmkansız değil yani. Artık oyunu onların kurallarına göre oynayacağım. Korksunlar benden. Peki ne yapmayı düşünüyorsun kuzen? Ne yapmayı düşünüyorum? Senin düşündüğünün aksine adadan hoşlanmadığım için, adaya karşı ilgi duymadığım için... onun iş yükünü biraz hafifletmeye karar verdim. Nasıl yani? Şöyle, onunla eskisi gibi yakın çalışmayacağım. Nasıl yapacağım bunu? Bora Bey'e daha yakın olacağım. Evet, ona çok yakın olacağım. Onun gözüne gözüne gireceğim. Her yerde beni görecek. Etrafında olacağım sürekli. Gel ada, git ada, onu yap ada. Çok başarılı olacağım. O kadar başarılı olacağım ki. Bora Bey benden vazgeçemeyecek. Yani kuzen, sanki bana adayı kendinden uzaklaştırıyormuşsun gibi geldi. Böyle ona aşık olma korkusundan falan olabilir bu diye düşündüm. Aşk. Ben adaya aşık. Evet. Komik adamsın kuzen. Gerçekten çok komik adamsın ama güldürmüyorsun. Sana bin defa söyledim, aşk diye bir şey yok. Eğer olsaydı bile, yani aşk diye bir şey olsaydı şayet... çok uzun ömürlü olmazdı. Sor, niye diye sor. Niye? Çünkü bir insanı tanıdıkça onu daha çok sevmem mümkün değil. Sor bir kez daha niye diye. Neden diyeyim sana? Tamam, neden diye sor. Neden? Çünkü kimse dürüst değil. Anladın mı? Kuzen ne düşünüyorum biliyor musun?
Ne düşünüyorsun öyle? Çok merak ediyorum. Söyle ne düşünüyorsun? Bu Aslı sana ne koymuş be? Şimdi ben ne koyacağım? Ya ne? Hayır ama Aslı... Sus! Aslı sus, koymuş. Ben mi? Oğlum bağırttırma. Sus. Ha yani sen şimdi bütün bunları rüzgarı geri almak için yapmıyorsun öyle mi? Çünkü malum sizin ailenin kara bahtı, sonsuz mutsuzluk falan. Hı? Rüzgar benim kalbimi çarptıran ilk adam. Evet, doğru. Doğru ama... Şimdi onun kalbi başkası için atıyor. Yani sistacığım. Yani... Yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Tek bildiğim... Sonsuza kadar mutsuz olsam bile... Başarısız olmayacağım Selin. Kankacığım sen asla başarısız olmayacaksın. Sen var ya çok iyi yerlere geleceksin. Bak görürsün. Canım sistem benim görürsün. Başarısız olmayacağım. Asla. Nasılsınız? Halimi hatırımı sormaya mı geldin? Bora Bey, ben içeceğinizi... Hallettim. O zaman endeksenin kapanış değer... Lüzumu yok. Baktım. Geç kaldım. Geç mi kaldım? Yo, geç kalmadım. Saat 8. Burada olmamı istediğiniz saat. Bora Bey, geç kalmadım ben. Ajandanız? Ay dünyamın ışığından gelen çocuk. Hadi aç ağzını. Ay, ay ama yani buz gibi oldu her şey. Hadi prenses. Anneannen üzme. Başla kahvaltına. Günaydın herkese. Günaydın. Günaydın. Afiyet olsun herkese. Günaydın. Sağ ol. Günaydın. Günaydın kızım. Günaydın. Gel. Prenses, ben seni öpmeden yerime oturur muyum hiç? Oh be. Günaydın. Günaydın. Oh. Ata ablam gelmiş. Niye söylemiyorsunuz? Gel oturayım mı? Prenses ben şimdi oturursam işe geç kalırım. Canım iş beklesin biraz ya. Gel otur gel. Hadi. Kahvaltıdan sonra oyun oynayalım mı? Ama bak Ada ablanın işe gitmesi gerekiyor değil mi? Nasıl gidiyor işler oğlum? Yoğun mu? Her zaman kadar anneciğim. Hadi bakalım başla kahvaltıya. Dayısı bu kıza bir şey söyle bizim sözümüzü hiç dinlemiyor, yemeğini de yemiyor. Ama dayıcığım bak üzüyorsun bizi farkında mısın? Artık kahvaltını yapar mısın lütfen? Ada abla kahvaltını sen yedirir misin? Prenses sen kendi kahvaltını yapabilecek yaşa geldin artık. Abla oldun sen. Ama şöyle yapalım. Kahvaltını eğlenceli bir hale getirelim olur mu? O zaman şöyle yapalım. Şimdi domatesleri böyle yanak yapalım. İyi, kırmızı kırmızı. Ha bak iki tane zeytin şansımıza. İki tane de göz oldu. Burun, yanak. Bak şimdi bu da. Bu da. Nasıl oldu? Çok güzel. Oh, o zaman hangisini yiyelim ilk? Önce gözlerini yiyeceğim. Gözlerini mi? O zaman. Bu gözünü böyle kara kara gözler. Ah! Geçen gün bir işten söz ediyordun oğlum. Nasıl geçti toplantı? Güzel. Hadi zeytin çıkaralım. Gayet iyiydi anne. Her şey yolunda. Şimdi hangisi olsun? Yanaklarını istiyorum. Yanakları, yanakları. Dur bakalım. Aman sinir, stres. Senden uzak dursun çocuğum. Oğlun iş hayatında başarılı olmak istiyorsa bizim geçtiğimiz yollardan geçecek Belman. Şimdi sıra hangisi ne olsun? Ada abla ağzını yiyelim. Ağzını yiyelim, ben senin ağzını yiyelim. Ada, sen Elif'in bakıcısı mısın? Değil.
Hayır, Ata abla bana eğlenceli yemek yemeyi öğretiyordu. Neden kızdın ki? Müsaadenizle efendim. Bora Bey, ben sizi kapıda bekleyeyim. Sen ofise geç Ada. Ben kendim geleceğim. Tamam, nasıl isterseniz Bora Bey. Efendim, afiyet olsun size tekrar. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin kızım, hoşça kal. Elif, bir tanem. O tabaktakilerin hepsi bitecek, tamam mı? Yoksa ayıcık üzülür. Sen de yeme bakın, hazır mı? Oh. Beceremiyorsan eve iş getirmemeni tavsiye ederim. Hadi abla. Abla. Rüzgar Bey. Konuşalım mı? Bora Bey'den randevu mu isteyeceksiniz? Ajanınız daha belli olmalı. Belki bir saat sonra. Dün gece olanlar hakkında bir şey demeyecek misin? Tebrikler Rüzgar Bey. Çok tebrikler. Kızmayacak mısın? Yani bu kadar mı? Hala evli olduğumuza göre sizin evlenmeniz imkansız. Tuğçe Hanım razı mı? Ada bak, biz seninle hiçbir zaman gerçekten evli değildik. Zaten bitecek. Ha? Ha? Okey. Problem yok o zaman. Tekrar tebrikler. Bu arada adettendir. Evli çiftlere tavsiyeler verilir. Benim de size ufak bir tavsiyem var. Tuğçe'nin gözünüzü ayırmayın. Ne demek bu? Hı? Ada. Odama. Hemen. Tamam. Bosse vardı. Onu alayım geleyim. Alayım geleyim ben. Sevgili kova, özgürlüğün zirvesinde olacağın bir gündesin. Hayat kısa, doya doya yaşa. Değerini bilmeyenlere değer vermekten vazgeç. Şu beş gün içinde şansın olmadığı kadar açık. Sağ ayak serçe parmağına dikkat et. Sultanım. 5 dakika içinde odamda. Bora Bey, bugün tam 4 influencer'la toplantınız var. Hepsi öğleden sonra. Aralarına da birer saatlik boşluklar koydum. İyi yapmışsın. Bir de ben direksiyon dersleri almaya başlıyorum. Neden? Ya baktım, ben sadece kendi arabamı kullanabiliyorum. Sizinkini kullanamıyorum mesela. Daha iyi bir şoför olmak için ders almaya başlayayım dedim. Sizi de böyle oradan oraya artık rahat rahat götürüp getirebileceğim. Gerek yok. Neye gerek yok? Arabamı kullanmana. Ben kullanıyorum arabayı. Gerek yok, sağ ol. Ama siz İstanbul trafiğinden nefret edersiniz Bora Bey. Yok yok, siz merak etmeyin, ben 3-4 dersi hallederim. Bendesiniz siz, bende o iş, merak etmeyin. Bir de şu sabah 8'de gelme meselesini de düşündüm. Ben sabahları 7'de geleyim,
Siz uyanana kadar sizi bekleyin. Gelme Ada. Tamam, gelme. Anlamadım. Bundan sonra eve gelmene gerek yok diyorum. Anladın mı? Güzel. Ama Bora Bey, enerji içeceğiniz, endeksler, ajanda, trafik... Hanife hazırlıyor sağ olsun benim enerji içeceğimi. Endekslere ve ajandayı da ofise geldiğimizde bakarız. Arabayı da ben kullanıyorum, yani senin yapacak bir işin kalmıyor. Tamam mı? Sağ ol. Teşekkür ederim. Şimdi bana kahvemi getirir misin? Hadi, hadi. Bora Bey, siz benden memnun değil misiniz? Alakası yok. Hadi sen benim kahvemi getir. Hadi. Neden işimi yapmama izin vermiyorsunuz o zaman? Ofiste, şirkette daha verimli, işinde gücünde daha verimli olasın diye. Ada, tamam mı? Hadi benim kahvemi getir Ada. Hadi, hadi. Bir şey olmuş Bora Bey, belli yani. Ben istemeden bir şey yapmışım ve sizi kızdırmışım. Benden memnun değilsiniz şu an. İşimi yapmama izin vermiyorsunuz, evde azarlıyorsunuz. Ben ne yaptım size? Yani hatamı söyleyeyim, ben düzelteyim. Sana ofiste böyle şeylere tahammülüm olmadığını söylemiştim Ada. Nasıl şeylere? İki oldu bu. İki. Ne konuşuyordunuz Rüzgar'la? Söyle. Rüzgar'la ne konuşuyordunuz? Söyle. Bakayım, bakayım şuna. Ya bu ne böyle? Hayatımda bu kadar sönük taş görmedim. Zirkon bile değil. Yani çakmanın da bir gururu olmuş. Ya Evren, şu çakma yüzüğün hayatımı değiştirebileceğini kim bilebilirdi ki? Ya koskoca Bora doğru söz dize geldi resmen. Sultanım, erkekler kıskanmak, fethetmek ister. Rüzgar bana evlenme teklif etmek için böyle dizinin üstüne çöktü ya. Orada Bora'nın surat ifadesini görmen lazımdı. Böyle kıskançlıktan çatladı ama belli de edemedi. Harikaydı. Yani sultanım, şimdi ben başta böyle obsesyon zannetmiştim, takıntı zannetmiştim ama... sen baya baya aşıksın Bora'ya. Kendimi bildim bilen hem de. Bu mu yani? Evet. Sözlendikleri için ne diye istediklerini sordun. Öyle mi Ada? Öyle. Yani Tuğçe Hanım benim için çok önemli bir insan. Ona sürpriz yapmak istedim. Tuğçe Hanım'a da soramayacağım için Rüzgar Bey'e sordum. Sen Tuğçe'yi, Tuğçe Hanım'ı çok seviyorsun yani Ada. Seviyorum tabii. Bayılıyorum ben ona. Gördük Ada, gördük. Gördük. Kelimenin tam anlamıyla bayıldığı Rüzgar'ın evlenme teklifinden sonra gördük. Ama Bora Bey, açlıktan da söyledim size o gün. Evet, evet Ada, söyledin. Söyledin, bana söyledin. Bora Bey dedin, bunlar biraz hızlı gitmiyorlar mı dedin. Bora Bey dedim, bir şey yapmasak mı acaba dedim, bir şey söylemesek mi acaba dedin. Dedin Ada, dedin. Yani onların evlenecek olmalarına pek seviniyormuş gibi durmuyordu. Söyledim, söyledim evet yani. Söylemiş olabilirim, evet şu an çok şey yapamadım ama... kan şekeri. Benim kan şekerim düştü, indi, çıktı, koştu, gitti derken hipoglisemi geçirdim. Başına gelmeyen bilemez, çok kötü bir şey oldu. Anladım. Ada, anladım. Ama bana asıl tuhaf gelen ne biliyor musun? Asistanımın kendi işi dışında her şeyin içinde olması. Bu dosya benim için mi? Alayım. Ben sana söylemiştim Rüzgar üzerinden yürü diye. Ama sen Ada'ya inandın. Evrencim, ben insanlar benim işime yaradığı sürece onlara inanırım. Ada da şu an bayağı bir işime yarıyor yani. Hiçbir şey yapmasa bile benim ışığımı ortaya çıkarıyor. Yani biz yan yana durunca ben ister istemez parlıyorum. Ay sultanım, sen var ya sen. Bundan sonra Bora senin kapında kul köpek olacak. İnşallah, amin.
Arda ne oldu ya? Bir an önce bu rüzgardan kurtulmanın yollarını ara. Evruş'um, orası kolay olanı. Ay sen var ya sen. Neye gülüyorsunuz bakayım? Hoş geldiniz Rüzgar Bey. Hoş buldum. Güzel sözümü özledim, bir yüzünü göreyim dedim. Ölmedim inşallah, ha? Aa, olur mu hiç Rüzgar Beyciğim? Yani güzeller güzeli sultanımın kalbini çalmak size kısmetmiş. Teşekkür ederim Evrenciğim. Ben de çok mutluyum. Açsaydın hayat. Yok, hiç gerek yok. Ararım ben onları sonra. Pardon ya, bu ne ısrar, hiç gerek yok. Bu kadar, ben bir açayım şunu. Ben de gideyim o zaman. Tekrar hayırlı olsun Rüzgar Bey. Teşekkür ederim Evrenciğim. Bay bay. Nedir bu ısrarın sebebi? Ok, tamam, geliyorum. Her zamanki yerde. Peşini bırakmıyor galiba. Kim? Ne? Elektrikçi. Elektrikçi aramadı mı hayat? Evet, o. Bizim evin mutfak ışıklarıyla ilgili bir problem oldu da o yüzden elektrikçiyle konuşuyorum. Hmm. Ben geliyorum diye yapıyorsan gerçekten gerek yok. Gerçekten. Rüzgar, ben de tam seninle bu konuda konuşacaktım. Bu bana taşınma işini bir tık ertelememiz lazım. Neden? Annem de böyle son zamanlarda bir fobi gelişti. Böyle evde yalnız kalamıyorum, kalbim çarpıyor falan diyor. Sen de kalabilir miyim dedi. Kıramadım kadını, ne yapayım? O yüzden bu bana taşınma işini bir tık ertelesek senin için sorun olmaz herhalde. Gömleğin çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Olmaz tabii. Olmaz yani, elbette olmaz. O zaman öğleden sonra yemek yeriz. Öyle diyorsun. Yemesine yerdik ama benim bir arkadaşım var ya, hani hep benimle buluşmak istiyor. Hep ben ona ekiyordum. Onunla buluşmam lazım. Şimdi öğle yemeği için söz verdim ona. Kaçtır istiyor. Onunla öğle yemeği yiyeceğiz bugün. Ona söz verdim ben. Ama başka zaman mutlaka beraber yemek yiyelim. Olur mu? Tamam. Anlaştık. Bay bay. Bay bay. Kuzen? Hah, kuzen ben de sana geliyordum ya. Hayırdır oğlum, bir gergin görünüyorsun, bir şey mi oldu? Ya şu videoyu sızdıran haini hala bulamadık ki, ona gerginliğim. Tamam oğlum, buluruz da niye alevlendin birden, bir haber mi var, bir şey mi oldu, söylesene. İşte yok, yani teknik olarak bulmak imkansız. Ya bulan hala saptanamıyor, bilmem ne olmuyor falan filan. Ben izin olursa ben şey yapacağım abi, gerçekten yani ipleri elime alacağım. Tamam, sessiz konuş. Şirketin içinden olmayabilir demiştik. Belki de gerçekten dışarıdan biri. Dışarıdan biriyse de içeriden birini kullanıyor. Benim düşüncem o yönde.
Tamam hadi neyse ne. Benim şimdi grafikerlerle ufak bir toplantım var. İşim bitsin konuşalım tamam mı? Sen sakin ol. Tamam. 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 Ne yapıyorsun oğlum? Elim ayağım titredi ya. Ali hadi. Tamam hadi. Tamam. Herkes bir değişik. Ben anlamadım ki ya. Tamam duralım burada. Şöyle vereyim. Hareket versin. Üstü kalsın. Kalalım burada. Kalalım. Üstü kalsın. Eyvallah. Hayatımı kurtardın desem hiç abartıyor olmayacağım. Tuğçe Hanım, mesajınızı alır almaz koştum geldim. Vallahi öldüm meraktan, ne oldu? Sen bize iki espresso söyle önce şuradan bakayım. Pardon. Ada ne işler çeviriyorsun? Rüzgar tarafından takip ediliyorum ben. Ne? Nasıl ya? Nasıl takip? Bu devirde, ay ne kadar ayıp ya. Allah'tan Evren görmüş de çıkarken mesaj attı bana. Yoksa yakalanıyordum valla. Yakalanıyordum derken nereye gidiyordunuz, ne yapıyordunuz ki? Aman canım ben nereye gideceğim ki? Ben arkadaşımla buluşacaktım. Zaten önemli olan benim nereye gittiğim değil ki. Onun beni takip ediyor olması. Evet, evet. Yani evlilik teklifini kabul ettiğinize inanamıyor olabilir. Tuğçe Hanım yani sürekli bunu söylüyorum ama çok çabuk karar verdiniz ya. Aman çok da umurumdaydı. Bunun hepsi bir oyun zaten. Neyse, ben Bora'yı alana kadar rüzgar arıza çıkarmasın, o bana yeter. Yalnız fark ettin mi? Bora'nın gözü hep bende. Öyle. Öyle tabii. Ama olan bana oluyor Tuğçe Hanım. Nasıl yani? Siz evleneceksiniz diye Bora Bey o kadar gergin ki, o kadar sinirli ki. Sinirini benden çıkarıyor. Kovacak beni. Ne kovulması canım, saçmalama, hiçbir şey olmaz. Senin arkanda Tuğçe var bir kere. Tuğçe. Şirketin baş editörü ve patronun büyük aşkı. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. O zaman şöyle mi yapsak Tuğçe Hanım? Siz beni Bora Bey'e övün. Övün beni Bora Bey'e. Tamam, ben seni öveceğim. Merak etme, o iş bende. Harika. Neredeydin sen? Yemekteydim Bora Bey. Yemekteydin. Anladım. Peki bizim yemek molamız ne kadar Ada? Bir saat. Bir saat. Bir saat yemek için uygun bir vakit. Değil mi? Yeterli bir vakit. Tabii. Peki bir saat 28 dakika. Öyle bir vakit mi? Yani bizim yemek vaktimize uygun bir vakit mi? Şey, ben biraz gecikmiş olabilirim, geç kaldım. Evet, ama açıklayabilirim. Gerek yok. Geçen yıla ait toplantıların, muvafakatları nerede? Geçen yılki dosyaların... Ben de biliyorum Ada. Dosyayı açmayı, bak açmışım zaten değil mi? Açık. Ama neden alfabetik bir şekilde sıralanmadı bunlar? Neden? Vallahi öyle bir talebiniz olmamıştı, ben o yüzden... Görevlerini sana hatırlatmak tarzım değil Ada. Kendini biraz işine verirsen, kendi işine yoğunlaşırsan çok sevinirim. Anlaştık mı? Hello, dünyanın en süper ikilisi. Hashtag Adbor. İkili gibi ikili ya. Ne alemdesiniz? Çalışıyoruz Tuğçe. Senin aksine. Çok espritüelsin Baracığım. Süpersiniz ya. Bayılıyorum size. Bu sizin bu çalışma dinamiğiniz çok güzel bence. Boracığım, sana bir şey itiraf etmem lazım benim. Buyur. Söz konusu sen olmasan adayı çoktan kapmıştım. Öyle mi? Evet. Ya bu zamanda Ada gibi zeki, çevik, çalışkan, pratik, azimli bir asistan bulmak mümkün değil. Tuğçe Hanım, mahcup ettiniz beni. Teşekkür ederim. Abartıyorsunuz ama. Hiç abartmıyorum. Abartmakla alakam yok. Hatta ben bir ara düşündüm ki Bora bu sektörden sıfır asistanla emekli olacak diye düşündüm ama Adacığım
top notch bir asistan olarak bu işi çözdü. Tuğçe. He. Sen buraya adayı övmeye mi geldin? Ha, yok. Hiç benim adayı övmekle alakam yok. Bu geçen ayın moda kataloğu vardı. Onu ben odamda bulamadım. Dur. Bulamadıysan dur, yorulma. Ada, Tuğçe Hanım'ına yardımcı olur musun? Top notch asistan olarak. Tuğçe sen yorulma, olur mu öyle şey? Ada hadi. Hadi. Hadi bakayım. Hadi. Ben bulayım o zaman. Gördünüz işte Tuğçe Hanım. Beni övmeniz bile işe yaramadı. Düşünün artık ne kadar nefret ediyor benden. Canım benim, Bora senden neden nefret etsin? Ya pardon ama sen kimsin ki? Yani olayı kişiselleştirme anlamında söylüyorum canım. Senin hiçbir ilgin yok sonuçta olan olaylarla. Baksana benim yüzük olayı infial yarattı şirket. Evet işte siz sonunda Bora Bey'le kavuşacaksınız diye arada ben kaynıyorum. O zaman durum bu kadar vahimse son kozumuzu kullanacağız. Son kozumuz ne? Ayakkabı yani. Bu kadar. Ayakkabı diyorsunuz. Evet. Ya yumuşak karnı diyorum, güven bana diyorum, tecrübeyle sabit diyorum ya. Sen kaç numara giyiyordun? Ben 37,5 giyiyorum. Benim arabamın bagajında yedek topuklu ayakkabılarım var. Onlardan bir tanesi mutlaka sana olur. Bir gerilim çıktığında ortada şöyle bir yürü bakalım, bak bakalım sinirleniyor mu Bora o zaman. Böyle takkıdı tukkudu, takkıdı tukkudu yürürken onda bir meditasyon etkisi olacak. Heyecanlandım. Evet, hiç heyecanlanma. Gel bir tane seçelim hadi. Hadi. Yani ya. Ada sen. Sen neden erkenden geldin stüdyodan? Siz bana hemen dön dediniz ya. O yüzden. Hı hı. Bir de şey Bora Bey. Ne? Bora Bey, yarın bir toplantınız var. Toplantıdan önce benim size... toplantınız var biliyorsunuz. O toplantıdan önce size görseller göstermek istedim. Sen şimdi bu kataloğu yerine bırak. Hadi bak sana da. Bora Bey, siz iyi misiniz? Böyle bir kızdınız sanki bana. Ada ben, benim sana aklım ermiyor. Ben, sen işlerini bitirmeden nasıl gelebiliyorsun buraya? Sen stüdyodaki işlerini bitirmeden buraya nasıl gelebiliyorsun? Benim aklım ermiyor. Bora Bey, siz bana dediniz ya görselleri de al gel. Sus. Dosyayı masaya bırak. Dosyayı masaya bırakır mısın? Teknik ekipten iki adam çağır, iki eleman çağır hemen sen buraya. Masanı çıkarsınlar. Kapının önüne koysunlar. Ben şimdi çıkıyorum. Siz şey yaparsınız. Hadi halledin siz, ben çıktım. Benim masam gitti. O topukluları ayağımdan çıkart. Ay, işe yaramadı. Allah kahretsin seni, işe yaramadım. Sen Tuğçe'nin ipiyle kuyuya inersen böyle olur Ada. İşe yarasaydı Tuğçe, oho! Alo Tuğçe. Ne haber? Ben de seni arayacaktım, kusura bakma. Bu akşam yemeğe ne dersin? Evet. 8. Yok. 7 olsun. 7 olsun mu? Tamam, 7 olsun. 7 olsun. Hayır Fulya, ben alacağım seni evden, tamam? Tamam, hoşça kal. Bora, kendine gel. Tamam mı? Sakın.
Sakın. Ah tatlım ya. Senden 4 önceki kızın bu topuklular sayesinde bir hafta kaldığına yemin edebilirim vallahi. Olmadı işte Tuğçe'nin, ne yapayım? Sen merak etme. Hep bunun yüzünden. Bizim aramız düzelince sen de hak ettiğin yere geleceksin. Biliyorsunuz. Tabii öyle diyorum. Geliyor, 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 geliyor. Ne oluyor Tuğçe? Bana mı geldin? Evet, seni görmeye geldim ama adayı burada görünce biraz şaşırdım. Gerginiz galiba. Gergin değiliz Tuğçe. Ben çıkacağım, acelem var. Sen bana bir şey söyleyecek misin? Çıkıyorum. Evet, nereye gidiyorsun? Toplantın mı var? Hayır Tuğçe, Fulya'yla yemek yiyeceğim. Hatta 10 dakika önce onu evinden almam gerekiyordu. Görüşürüz, kolay gelsin. Fulya. Fulya'yla buluşacak. Fulya'yla buluşuyor. Fulya kim ki? Eski bir sevgilisi, yapışkan. Yani? Yanisi? Kırmızı kod ada. Kırmızı kod. Kırmızı kod mu? Bizim kırmızı kodumuz mu var? Yok, duysa bile artık var. Nereye gidiyor bunlar? Hangi restorana gidiyor? Sen mi yaptın rezervasyonu? Hayır. Hayır, ben yaptırmadım. Tuğçe Hanım, yani ben söylemiştim demek istemiyorum ama ben söylemiştim. Rüzgar Bey'in teklifini bu kadar çabuk kabul ederseniz olacağı buydu. Adam bak gitti. Başka oyunda takılıyor. Allah kahretsin ya. Ne yapacağız? O yemeğe biz de gideceğiz ada. İyi de nasıl? Hemen benim odama gidiyoruz, çabuk. Tamam. Ay ben şu ayakkabılarımı çıkarayım. Şey oldum, yürüyemiyorum. Tamam, seni bekliyorum, çabuk ol. Bana bak, ne işler çeviriyorsunuz siz Tuğçe'yle? Tuğçe'yle bir iş çeviriyor olsam sana gözünü ayırma ondan der miyim? Salakcığım, vurun suratına. Salak. Merhaba, merhaba, iyi günler. bu akşam restoranınızda Bora Doğru Söz adına bir rezervasyon var mıdır acaba? Yok mu? Aldı, iyi günler. Yok. Yoktur değil mi? Var mıdır? Oldu. Varsa iyi, güzel. Ağırlayın. Tamam. Önemlidir o bizim için. Oldu. Bulduk mu? Her zaman olduğu gibi yine sürprizlerle dolusun. Nasıl yani Hulya? Anlamadım. Tahmin edilemez, öngörülemez. Onlarca kez kahveye yemeğe çağırdım. Hep bir bahanem vardı. İşler yoğun diyelim Hulya. Ben bu kadar ısrarcı olmasaydım belki de bugün burada olmayacaktık. Değil mi? Yemeğimizi yer biraz sağdan soldan konuşuruz diye düşündüm. Ben senin kadar planlı değilim. Akışına bırakırım. Böylesi daha iyi. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Anlat. Beni boş ver. Asıl sen neler yapıyorsun? Ben hep aynı. Fulya, bildiğin gibi. İşte beklediğim cevap. O zaman yemekleri paket ettirip bana gidiyoruz. Yavaş. Gece uzun, değil mi? Yiyelim, içelim, biraz sohbet edelim. Ondan sonra düşünürüz. Bakarız. Thank you.
yapacağız şimdi? Bacıların gücünü göstereceğiz. Bacıların gücü mü? Sisterhood diyorsun yani. Girl power! Tuğçe Hanım. Ne yapıyorsunuz? Allah aşkına rezil olduk. Utanıyorum sizden. Adam. Come on. Ne yapacağız? Gel benimle. Gel. Evet. Evet. Ne oluyor? Ada, Tuğçe. Sizin ne işiniz var burada? Bora Bey, sizi bir dolandırıcının elinden kurtarmaya geldik. Neden bahsediyorsun Ada, dolandırıcı derken? Ne oluyor? Bora kim bunlar? Ne oluyor burada? Tabii konuşma, konuş be. Postiş mi? Kimin kuyruğunu taktı? Allah kahretmesin seni, pis. Ver şu elini bakayım, ver tırnağına bakayım. Tırnaklar, protez tırnak. Vasat. Ay, ay. Kalk, kakaya. Bak bakayım bana. Burun. Burun yapılı, evet. Hokka gibi olmuş ama. Dön bana bakayım. Bakayım. Çene törpülenmiş. Yanaklar, bişektomi. Gözler. Aa, gözler lens. Lens mi gözler? Ay sen eğil bakayım şöyle. Eğil, 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 eğil. Tutun. Ne? Korse mi? Hı hı. Nefes alıyor olması bir mucize şu an. Yaşıyor musun? Mosmor olacaktın. Nefes al. Kalk. Evet, Bora Bey. Hı. Şunu üzülerek söylemek istiyorum ki yaptığımız tetkikler sonucunda bu hanımefendi de hiçbir parça orijinal değil. Yani orijinal parçaya rastlayamadık. Siz rastladınız mı? Sıfır parça. Kendisi estetik cerrahlar, diş hekimleri ve diyetisyenler tarafından modifiye edilmiş durumda. Ama ben buradayım Bora Bey. Hiç merak etmeyin. Sizi korumak, sahtekarların elinden kurtarmak için buradayım ben. Görevim gereği yani. Başka bir şeyden değil. Ada, ne yapacağız diyorum. Ada, ne yapacağız? Kadın kırmızı giymiş. Önce gözleyeceğiz. Sonra harekete geçeceğiz. Hmm. Evet, kırmızı giymiş. Alev alev. Hadi gidelim. Hadi. Bir sürü aslında, evet. Yağmur falan. Ben işlerden bir yere gidemiyorum pek ya. Kaç gün kalmıştın sen? 10 gün bir şey. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim? Hoş bulduk diyor, hoş bulduk. Sana başka ne diyebilir? Karar verdiniz mi acaba? Sezar Salata. İçecek olarak? Su, su. Anlamadım. Su diyor, su. H2O. Siz karar verdiniz mi? Aynısını. Uzatma. Hadi git. Ha, alabilir miyim? Alamazsın. Bak senin şefine şikayet ederim. Yürü git. Çık. Yıkıl. Ayak ya. Çok tuhaf. Neymiş o tuhaf olan? Kendime şaşıyorum. Yani o kadar çok adam var ki sayısını bilmiyorum. Bazen öyle ısrarcı, öyle bunaltıcı oluyorlar ki. Ama ben durup dolaşıp hep sana... Siparişleri versek mi artık Ada? Ada mı? Ada kim? Hiç kimse. Önemli biri değil yani, asistan. Şirkette sürekli dip dip olunca, iç içe olunca sürekli ona bir şeyler söylemek zorundayım. Yani bir şeyler söylemek zorunda bırakınca kendini. Böyle oluyor biraz. Dilim suçtu benim. Kusura bakma Fulya. Öyle olsun bakalım. Ay bu kadın resmen yürüyor. Adam resmen Ada dedi ama kadına. Der, neden der? Sürekli bana dur Ada, sus Ada, çüş Ada, yeter Ada, Allah kahretsin Ada diye diye diye. Diline pelesenk oldu adam. Nefret ediyor benden, baktığı her yerde beni görüyor, nefret kusuyor bana. O yüzden Ada demiştir. Evet. Dur canım. Şimdi Bora Bey size tam açılacakken Rüzgar Bey'in teklifini gidip kabul ettiniz ya. Evet yaptınız öyle bir hata. Kalmadınız. Yaptınız.
İşte o yüzden bu adamın da böyle gerdanlılarla takılması çok normal. Erkek bu. Ama yok ya, yok. Bora yapmaz öyle şey. Aa, yapar, yapar. Erkeklere güven olmaz. Onlar yapar. Ne yaptık kaldık böyle? Dinleyecek miyiz sadece? Müsaadenle. Ben bir makyaj tanesi yapayım. Tabii tabii. Müsaade senin. İstediğin gibi. Ondan mı yesek? Çikolatalı şey mi? Hesabını soracağım senden Ada. Bunun hesabını soracağım senden. Kısa Ada dedim resmen. Ada dedim. Aynen şekercim. Onca atağımın meyvelerini topluyorum. Hiç kaçar mı benden? Ya aynı bildiğin Bora. Hala öyle bir cool havalar filan. Sabah görürüm ben onu. Kedi gibi kucağımda miyavlar. Ben bunu yolarım. Ya çok pardon. Bir şey soracağım. Saçınızın rengi o kadar güzel ki çok beğendim. Teşekkür ederim. Ben de yaptırmak istiyorum. Bana yakışır mı sizce? Ha? Aslında saçların çok güzel. Bence hiç değiştirme. Ay ben de aynısını diyorum ama hiç beni dinlemiyor. Ay bakayım şöyle bir sizin saçlarınıza. Of çok doğal bir dokusu var gerçekten. Rengi de böyle teninizle de mükemmel uymuş gerçekten. Teşekkür ederim. Ben siz tanımlı olabilir miyim? Evet, bana da öyle geldi. Biz nereden tanışıyoruz ya? Aynı spor salonu olabilir mi? Etiler'deyim ben. Oradan değil o zaman. Kuaförünüz? Nişantaşı. Hay Allah, o da tutmadı. Yani insan insana benzer diyeceğiz o zaman. Evet, tanışmıyoruz demek ki. Yani size iyi akşamlar hanım. İyi akşamlar. Size de. Ada. Ne yaptık? Hırsızlık mı yaptık biz şimdi? Yok Tuğçe Hanım, ne hırsızlığı? Numarasını aldım sadece. Ne yapacağız telefon numarasını? Mesaj mı atacağız? Bora'nın peşini bırak, bir dost. Yok. Benim çok daha iyi bir fikrim var. Ne? Nedir? Rucunuz yanınızda mı? Fulya, Rüzgar Fulya. Rüzgar bizim şirketten fotoğrafçımız. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de öyle. Ya İstanbul gerçekten de o kadar büyük değilmiş. İki lokma bir şey atayım dedim ağzıma, şimdi buradayım. Değil mi Rüzgar? Tesadüf. Evet. Ya ne güzel tesadüf. Güzel tesadüf. İki yar iki care care, çaka yare dare yare dare. Boş, boş, boş. O zaman... Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Var burada ya. Aa. Rüzgar. Vallahi gelmiş. Peşimi bırakmıyor ki. Kurtulamadım resmen adamdan. Yok yok. Bence iyi oldu. Bence iyi oldu. Bir tercih üç kuş. Hem Bora Bey'le yakınlaşacaksınız. Hem Fulya'ya tekmeyi basacaksınız. Hem de şu Rüzgar'la olan evlilik muhabbetini tamamen bitireceksiniz. Yani bir tercih kuş katliamı. O zaman o masaya biz de gidiyoruz. Hadi Ada. Hadi.
Şuraya mı otursak acaba? Aa! Bora Beyciğim. Ada bak kimler varmış burada. Ne şurada bu demek? Ada, Tuğçe, siz. Siz niye buradasınız Tuğçe? Baş başa yemek yiyecektik güya. Ne oldu, rahatsız mı oldunuz? Yo, yanlış anlama tatlım. Böyle kalabalık masa daha güzel, daha eğlenceli. Değil mi? Ne oldu, siz Bora'yla özel bir şey mi konuşacaktınız? Ne özeli canım? Herkesin bildiği şeyler. Yo, ben bilmiyorum. Ne onlar? Efendim? Fulya Hanım. Benim, siz kimsiniz? Adımı ne yapacaksın gülüm? Bir hayranınız işte. Terbiyesiz. Alo. Fulya Hanım'ın telefon rehberi bayağı kalabalık sanırım. Arayana. Hayır, numaramı nereden buldunuz? Normal. Fulya çok zeki ve başarılı bir kadındır. Çok normal. Ya üstüme iyilik sağlık. Bu nasıl bir sapıklık? Normal yani. Hı-hı. Okey. Sizin için normalse okey. Bana bak. Sen niye takıldın bunu bu kadar? Takılmadım Bora Bey. Yani söyledim sadece. Güzel. Takılma. Bundan sonra Fulya ismini sık sık duyacaksın çünkü. Alo. Kendisiyle ilişkimi ciddileştirmeye karar verdim de. Terbiyesiz. Manyak mı? Ne ya? Ne oluyor bu telefonu bugün? Anlamadım ki. Demek sen Bora'nın sekreterisin, öyle mi? Kişisel asistan. Eskiden sekreter derlerdi. Ne kadar eskiden? O kadar yaşlı göstermiyorsunuz. Gerdirdiniz mi? Hayır tatlım. Gergin olan ben değilim, sensin şu an. Ve ben de bunun nedenini merak ediyorum. Bana bir daha tatlım derse buradan oraya uçarım. Evet. Hanımlar. Ada, Tuğçe. Fulya. Bu havada bir tane sen. Soğuk havanın sebebi ne acaba? Öğrenebilir miyim artık ben bunu? Hiç soğuk bir rüzgar falan yok canım ya. Bu erkekler de hiç anlamıyorlar gerçekten. Pardon. Bizim anlamadığımız şey neymiş acaba? Biz sohbet ediyoruz şu anda. Sen onu anlamıyorsun. Ben hemen göstereyim sana bir sohbet örneği. Fulya Hanımcığım, ne iş yapıyorsunuz? Ben yaşam koçuyum. Aynı zamanda diyetisyenim. Danışanlarım arasında sizlerin de yakından tanıdığı sanat ve iş dünyasından insanlar var. Bu susmayan telefonlarınızın sebebi de bu olsa gerek. Ne oldu tatlım? Rahatsız mı oldun? Ne? Yapma. Ada, bana bakar mısın? Pis biraz konuşalım mı, ister misin? İstersin bence. Tamam. İzninizle ben 5 dakika Ada'ya bir şeyler soracağım iş hakkında. Geliyoruz. Ada, hadi. Buyur. Buyurun. Adacığım hadi. Hadi buyur. Ada. Hadi dedim. Tamam. Lütfen. Geliyoruz hemen. 5 dakika. Rüzgar, ben sana bir şey soracağım. Tabii. Bugünkü o şeyle ilgili o fotoğraf vardı bir tane. Şeyde kullanacaktık hani, dergide. Senin ne işin var burada? Beni takip mi ediyorsun? Aa, hayır canım, ne münasebet. Ben sürekli buraya et yemeye gelirim. Sen? Evet. Buraya et yemeye mi geliyorsun sürekli? Aa, bak. Evet, dinliyorum. Evet derken? Ada, masada neler oluyor? Ben pek anlayamadım da. İçimden bir ses senin bana anlatacağını söylüyor. Anlatacak bir şey yok ki Bora Bey. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne gibi? Ada, kızmaya başlıyorum ama bak bana nasıl yani ne gibi demeyi bırak ve anlat hadi. Hadi. Yani şey Bora Bey, biz acıktık. Evet.
Tuğçe Hanım'la yemeğe geldik buraya. Allah Allah. Rüzgar buraya geliyor, benim olduğum restorana. Tesadüf. Siz Tuğçe ile şirketten çıkıyorsunuz, karnınız acıkıyor, bir restorana gidelim diyorsunuz. Benim Fulya ile olduğum restorana geliyorsunuz, tesadüf. Ve sen benim bütün bunlara inanmamı bekliyorsun. Öyle mi? Bu mu? Murat Bey, dönsek mi? Çok ayıp oluyor masadakilere. Siz bana yine kızıyorsunuz. Tamam. Ada. Tamam, dönelim hadi. Hadi Ada. Ben de sana kızmak istemiyorum ama. Evet, yemeklerimizi de yediğimize göre tatlı pastasına geçebiliriz değil mi? Evet, biz bir tatlı menüsü alabilir miyiz? Tabii efendim. Çok acilinden. Sağ olun, sağ olun. Tatlı yiyip tatlı konuşalım. Evet, nerede? Hah, ver, ver. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Ben halledeceğim. Adacığım, buyur. Tuşacığım, buyurun, buyurun. Fulya Hanım, buyurun. Rüzgar Bey, buyurun, buyurun efendim. Evet, Fulya. San Sebastian Cheesecake. Çok güzel. San Sebastian Cheesecake. Tavsiye eder misiniz Fulya Hanım? Ben de yiyeyim mi? Bilmem. Senin damak tadını bilmiyorum ki. Ben sizin damak tadınızı çok iyi biliyorum ama. Ada. Sen ne istersin? Sen ne arzu edersin? Söyle bakalım. Ben? Ben ev yapımı çikolatalı sufle arzu ederim. Çok güzel. Evde sen çok daha güzelini yapıyorsundur. Sen de tam domestik bir ev kadını tipi var. Zorla çalışma hayatına iliştirilmiş gibi. Zaten başka da bir şey yapamazsın ya. Hoppa. Ada. Adacığım. Ada, ada diyorum. Bana bak. Ada. 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 Bende kal, tamam mı? Sakın. Sakın. Ada sakın. Ada sakın. Ada. Şimdi ben seni beynini patlatmaz mıyım? Bey, ben çok özür dilerim. Ben nasıl oldu anlamadım. Şimdi değil Ada. Şimdi değil. İyi geceler. Bora Bey, özür dilerim. Gözüme bile bak. Gecenin bir yarısı eve girmek ne zamandan beri normal oldu Nergis? Ya sus, milleti uyandıracaksın. İşi varmış ya kızın, aradı kız. Hem kim normal dedi şimdi aslan Allah aşkına? Normal değilse herkes vaktinde girecek bu eve. Tamam, tamam dedim aslan, konuşacağım adayla, konuşacağım. Aa. Günaydın. Ada. Günaydın. Enişte günaydın. Günaydın. Yüzünü gören cennetlik adacığım. Ya, ya değil mi? Öyle oldu. Vallahi geldiğimizden beri doğru düzgün yüzünü göremedik. Başı kesilmiş tavuk gibi girip çıkıyorsun eve maşallah. İş güç, teyze şu ekmek parası. Dün gece de yoktun. Kim bilir kaçta geldin? Dün yemek çok geç bitti. Vallahi özür dilerim, kusura bakmayın ya. Kuzum, senin bir derdin mi var? Ha? Yo teyze hoş, hiçbir şey yok, her şey yolunda. Yavrum sen bizden bir şey mi gizliyorsun? Eniştem, ya sizden ne gizleyeceğim, yapmayın Allah için ya. He, o zaman sorun yok yani. Ne sorunu?
Bundan sonra seni işten enişten alacak adacığım. Ne? Prenses, koş 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 koş. Oh, gel bakalım buraya. Günaydın. Sen bana bir şey söylemek istiyorsun. Söyle bakayım, ne oldu? Ada ablam gelmeyecek mi? Ada ablan artık gelmeyecek Elif'ciğim. Dün konuşmuştuk ya. Tamam. Benim işe gitmem lazım dayıcığım. Ya bir şans öpeceği yok mu? Bakayım, asıyorsun yüzünü burada. Oh, buradan da. Ben dünyanın en şanslısıyım biliyor musun? Oh be! Hadi bakalım kahvaltını yap, tamam mı prenses? Günaydın. Günaydın. Günaydın prenses. Günaydın dede. Çayınızı koyayım mı Zafer Bey? Sağ ol kızım, teşekkür ederim. Sen kahvaltı sofrasını hazırla. Tamam. Prenses, sen Ada ablanı çok mu seviyorsun? Evet. Ama anneannen, dayın, ben, biz de seni çok seviyoruz biliyorsun değil mi? Hı hı. Hem biz Ada ablanı da çok seviyoruz. Farkındasın değil mi? Hı hı. Ama sen Ada ablanı bir farklı seviyorsun galiba, değil mi? Hı hı. Neden peki? Ada ablam bana bakınca annem bakıyormuş gibi oluyor. Kuzum benim, sen anneni hatırlıyor musun? Fotoğrafı var ya, oradan bakıyor bana. Ada ablamın gözleri de aynı anneminki gibi. Hangi fotoğrafı? Sen nereden buldun bakayım bu fotoğrafı? Gel benimle. Gel. Sen şöyle otur. İşte. Anneannem bir kere çok ağlamıştı. Annemin fotoğrafına bakıyordu. Gördün mü ama çekmeceye koymuştu bunu. Oradan aldım. Söyleme sakın, tamam mı? Ben sevdim Ada ablamın gözlerini. Ağlama dedeciğim. Ben hiç üzülmüyorum ki. Ay çok güzel. Yok. Yes! Şimdi oldu. Şöyle yaptık. Ambiyansı yaptık. Wow! Harika. Çok güzel oldu. Bora Bey çok sevecek. Sevecek değil mi? Sever. Çiçeği herkes sever. Güzel kokuyu, hoş kokuyu, minik minik çiçekleri herkes sever. Bora Bey'e geldi bu. Nasıl olmuş? Yani. Sevmez mi Bora Bey? Hoşuna gitmez mi? Ha? Ne dersin? Yani bu arada sana kızacaksa çiçek böcek işe yaramaz söyleyeyim. Daha fazla kızar. Aklımda olsun. Zarfı unutma. Tamam.
şimdi o elindekileri yavaşça yere bırak ve sakin ol abla. Ne diyorsun Yasemin sabah sabah? Ya habire temizlik, habire temizlik. Bu neyin temizliği diyorum ablacığım ya. Ya bırak temizliği. Bir kahve yap bize. Böyle karşılıklı içsek, bir dedikodu yapsak falan. Ha ne dersin? Kim yapacak bu işleri? O ne? Ne yapacağım buzu? Buz değil bu, soda. Geceden koydum. Göz altlarıma sürüyorum. Şişliği alıyor. Ha. Sen de ister misin? Yok kalsın. Yığınla iş var. Aha. Hadi. Hadi sen de şu saçma sapan işlerini bitir de yardıma gel bir zahmet. Eniştem nerede? Yok. Sabah sabah adaya söylendi durdu. Yok geç geliyor, yok el alemin evinde ne işi var? Apırdı köpürdü çıktı gitti sonra. Nereye gitti? Söylemedi. Hadi Yasemin Allah aşkına. Bir sürü iş var ya. Bir bez al da gel. Hadi. Kız ne bezi? Ben burada buz tutuyorum elimde sodayla. Bakımıma bakın. Bu ev benim de hep güzelliğim. Bakın babamın bu evde. Kimse benim bir sürü olmamı istemiyor bu evde. Elektrikçi geldi Zafer Bey. Sizinle görüşmek istiyor. Adanın eniştesiyim aynı zamanda. Teyzesinin kocasıyım. Aha öyle mi? Neden daha önce söylemediniz? Adınız neydi? Aslan. Aslan Bey, hoş geldiniz. Memnun oldum. Buyurun. Kahve içer misiniz? Kahve söyleyeyim. Yok fazla uzun kalmayacağım. Ada hakkında konuşup gideceğim. Buyurun. Bakın Zafer Bey, ada bize anasının babasının emaneti. Yani bizim kıymetlimiz. Eniştesi olarak da adayı koruyup kollamak bana düşer. Yani siz de ona göre vaziyet alacaksınız. Neyi kastettiğinizi anlayamadım doğrusu. Anlatacağım Zafer Bey, anlatacağım. Anlatacağım ben. Yes. Ada. Odama gel hemen. Buyurun Bora Bey. Konuş. Ha, ben dosyaları aldım alfabetik sıraya göre hepsini böyle dizdim. Gömlekleriniz de kuru temizlemeye gitti, gelecek inşallah. Ne dosyasından, ne gömleğinden bahsediyorsun bana Ada? Restorandan bahsediyorum sana. Dün gece ne yapmaya çalışıyordun orada? Söyle. Ne yapmaya çalışıyordun? Ha şey, restoran. Restoran. Restoran biz açtık, acıkmıştık Tuğçe Hanım'la. Gittik yemek yemeye, aa sonra bir baktık ki tesadüfen siz oradasınız, aa dedik şaşırdık biz de öyle oldu. Ada. Bora Bey. Doğru düzgün anlat şunu. 5 dakikan var, dinliyorum hadi. Heh, tamam şöyle oldu, şöyle oldu Bora Bey. Şimdi ben şirketteydim, Tuğçe Hanım da şirketteydi. Biz karşılaştık, merhaba dedim, merhaba dedim. Ne haber? İyi dedim ya, senden ne haber falan. Erken böyle bir şakalaşmalar oldu, el kolu şeyleri oldu. Ondan sonra bir gördüm, aa dedim, bir baktım. Dudaklarında bir ruj. Dedim ki bu nereden, bu nedir böyle dedim falan. Kaç dakika kaldı? 3. 3 daha varmış. Dedim ki bu nereden, dedi ki şuradaki kozmetikçide. O kozmetik nerede, nerede dedik. Yanında baktık restoran. Restoranda tamam, girdik dedik ki adresine tamam. Acıkmıştık. Ada. Elimize yapışmış. Tamam. Allah ne dil vermiş arkadaş. Efendim Suha Bey. Bugün müydü o? Tamam. Tamam ben geliyorum hemen. Tamam. Tamam Suha Bey. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz orada. Hoşça kalın. Kim o? Nereye? Şimdi benim acilen çıkmam lazım. Çok önemli bir toplantım var. Geldiğimde bana mantıklı bir açıklama yapmazsan olacakları sen düşün. Ben gelmiyor muyum? Gelmiyorsun. Çekil önümden. Tamam, buyur. Yandın Ada, yandın. Vallahi yandın. Bugün son gün. Belli. Ben anlamam Zafer Bey.
Öyle sabah körü buraya gelmeler, portakal suyu sıkmalar, ot bulamacı yapmalar, eve geç gelmeler, akşam yemekleri falan filan bunlar bana ters. Evet, evet, sizi anlıyorum Aslan Bey. Ama ben adayı çok seviyorum. Çok çalışkan, terbiyeli bir genç kız. Müşteri olun siz. Olamam efendim. Nasıl müşteri olayım ben ya? Bu işin ne sabahı var ne gecesi. Biz de iş hayatı gördük, biz de çalıştık. Çok haklısınız ama bu çağın çocuklarının çalışma koşulları da farklı oluyor. Biz de büyükler olarak onlara ayak uydurmak zorundayız. Ben böyle rahatlıklara ayak uyduramam Zafer Bey. Bizim aile yapısına ters. Ya inanır mısınız? Teyzesi her gece iş çıkışı balkonda bekliyor kızı ya. Böyle iş mi olur Allah aşkına? Evet, anlıyorum, anlıyorum. Siz endişelenmeyin. Ben gerekirse bu konuyu Bora'yla bizzat konuşacağım. Ben o kadar serin adam değilim. Rahat edemiyorum. Tamam, güzel, düzgün insansınız. Kralı insansınız. Eyvallah. Ama gözüm üstünüzde. Bir sıkıntı çıkarsa direkt size gelirim, bunu böyle bilin. Tabii, tabii, tabii. Ne zaman isterseniz buyurun gelin. Kapımız size açıktır. Ama ben de bir şeyin sözünü verdiysem onun arkasında dururum. Bunu hiç unutmayın. Ada benim himayemde. Sakin ol, panik yapma. Anlatırsın ya geldiğinde. Böyleyken böyle oldu de, şöyleyken şöyleydi de. Anlat, relax ol ya. Nedir yani? Restoranı birbirine katmaydım iyiydi. Kesin kovulacağım bu sefer. Kovulmak istemiyorum, Allah'ım. Ah, Tuğçe Hanım! Tuğçe Hanım, Tuğçe Hanım, günaydın. Günaydın. Bora Bey'le konuştunuz mu hiç bugün? Yok, konuşmadık. Bora Bey size dün geceyle ilgili bir şey söylemedi mi daha? Ay söylemedi, ne oldu? Çok kızmış, vallahi beni kovacak. Ay kovmaz, saçmalama, bir şey olmaz, merak etme. Geldi beni orada sıkıştırdı. Ne yaptınız siz dün dedi, derdin ne senin dedi. Böyle bağırdı, çağırdı. Ay ben böyle bir saçmaladım, konuşmaya çalıştım. Böyle bana 5 dakika verdi. Ben o süre zarfında bir şeyler anlatmaya çalıştım ama anlatamadım. Sakin ol, sakin ol. Merak etme, ben seni kovdurmam. Biz dün ne yaptık, sen farkında mısın? Ne yaptık? Bora Fulya'dan kurtuldu, şöyle bir silkelendi. Hem de senin sayende. İnşallah olan bana olmaz. Olmaz, merak etme, sen bana yardım ettin, ben de sana edeceğim. Gerçekten mi? Evet. Ay sultanım, günaydın. Ben de sizi bekliyordum. Yükselin eline baktım bugün. Mars'la Venüs ters açılarda ama hiç merak etme, her şey yolunda. Evrenciğim onu bunu bırak da adanın durumu ne bugün, bize onu söyle acilinden. Anlatayım. Dur bakayım. Tükürdü mü? Daha iyi görüyor. Canım sen de bugün şanslı günündesin. Hı. Ama belli aralıklarla, tamam mı? Bu aralığı yakalarsan da devam et oradan. Hangi aralıklar? Saat kaçta kaç arası? Benim onu bilmem gerekiyor şu an. Öğle saatleri. Öğle saatleri. Yani hele 11 ile 1 arası. Hatta şöyle söyleyeyim sana, 12.30 gibi. En iyisi 11.30 ile 12.30, tamam mı? 11.30, 12.30. Yasemin, ben bütün evi temizledim. Sen 40 saattir orayı mı yapıyorsun? Hadi ne olur birileri görmeden git. Ben ne yapacağımı anladım. Ne üstten üstten yapma öyle. Ucunu vur. Vur bezin ucunu. Ha? Öyle aralarını da al iyice. Öyle yalap şap. Of. Oflama Yasemin bana. 2 tane iş verdik şurada diye.
Aa. Aynı o değil mi? Kim? Adanınki işte. Bora Bey. Ya şuna adanınki deyip durmasana. Nereden adanınki oluyormuş ya? Kız bana bak, adanın yanında da böyle konuşup durma, bozuşuruz. Orayı 40 kez daha sildiririm sana. Yasemin. Kız çekil, göremiyorum. E şey dedin, aralarını iyice al dedin, vur dedin, kıvır dedin. Cevap verme ablana. Çekil, göremiyorum diyorum çocuğu. Yasemin. Kız çekil. Yok yok, Bora Bey daha yakışıklı. Boyu uzun bir kere. Omuz. Bora Bey'in omuzlar da daha geniş. Nergis! Nergis! Efendim Aslan? Suyu hazırla. Aa! Aslan? Ay Allah'ım ya, sokağın ortasından dediği lafa bak. Halim bu adama. Eve gir, eve. Hem o dediğin olmaz. Yasemin evde. Olsun, o da yardım eder işte. Ne? Baksana leş gibi oldu araba. Ay Allah kahretmesin. Tamam dur. Yavaş be kadın, yavaş be. Açıyorum. Havle vela kuvvete. Pardon. Ha. Anam. Senin ne işin var burada? Sen nasıl girdin buraya? Aslan ne oldu? Aslan bu çocuk ki? Aslan yoksa? Allah kahretmesin seni. Bana bunu da mı yapacaktın? Senin çocuğun mu? He, benim çocuğum. Bir önceki hanımdan. Bagajda büyüttüm. Okul çağı gelince de çıksın dedim artık, değil mi? Ya sen ne diyorsun Allah aşkına? Bu kim biliyor musun sen? Kim? Bizim adanın patronunun yeğeni. Enis benim adım. Ada ablayı görmeye geldim ben. Siz eski sevgilimle buluşacağım deyince korktum. Sizi başkasına kaptıracaktık çünkü. Tuğçe Hanım kaptıracaktı yani. Tuğçe Hanım size aşık. Siz de ona aşık olsanız ne olurdu? Rüzgar salağı boynunu örtüsünü alırdı. Kovamazsınız beni. Kovamazsınız beni Bora Bey. Ben buraya kazık çakacağım. Kazık çakacağım ben buraya. Ben rüzgara inat yükseleceğim burada. Evet. Aşıklamı istediniz. Alın sizi, açıklama yaptım işte. Yaptım, beğendiniz mi? Tüm gerçekler bunlar. Oldu mu? Beğendiniz mi? Oldu mu? Olmadı. Yok. Ay ben bu versiyonda da kovuldum. Kovuldum şu an. Benim daha mantıklı, daha iyi bir açıklama bulmam lazım. Elif! Elif! Zafer Bey. Yok, Recep her yere bakıyor. Garaja baktın mı? Bakmadım. Koş garaja bak, koş, koş. Dolap yok mu? Yok, yok, yok. Siz beni çıldırtacaksınız, siz beni delirteceksiniz ya. Zafer'cim, benim torunum nerede? Bravo Belma, benim torunum nerede? Çok güzel. Yahu Belma, bu çocuk, çocuk eşya değil bu çocuk. Bu çakmak değil, bu uzaktan kumanda değil. Aa, az önce şuraya koymuştum, şimdi yok, kaybolmuş. Allah Allah, delireceğim ya. Elif! Zafer, bu çocuğu biri kaçırmış olmasın sakın. Belma. Zafer doğru sözün torununu kaçıracak yürek kimsede yok. Varsa bile o yürek bundan sonra atmaz. Dayım ata atlar artık gelmeyecek dedi. Başka ne dedi dayı? Ben de ata atlamıyor dedim.
sen de Ada ablanı görmek için bagaja saklandın değil mi? Hı hı. Ay, nasıl da tatlı bir şey. Kıyamam sana ya. Karnın aç mı, bir şeyler vereyim mi sana? Hı hı. Aman garibe yıkayalım. Bak şöyle yapalım. Önce sizinkilere haber verelim. Merak etmişlerdir çünkü, tamam mı? Değil evet. Mi? Tamam ama önce araba yıkayalım. Bak şimdi. Hadi yıkayalım Aslan abisi. Hadi. Dedik, hadi. Hadi. Şimdi ben susacağım. Sen konuşacaksın. Tamam mı? Evet. Anlat. Dinliyorum. Bora Beyciğim, anlatmıştım zaten. Yani ekstra şu an anlatacak bir şeyim yok. Bu olan bu. Yani biz acıkmıştık, açtık. Tuğçe Hanım'la gittik restorana, bir baktık ki... Aa, siz oradasınız. Allah'ın işi işte, bir baktık oradasınız. Fulya Hanım'la da şöyle oldu. Benim damarıma bastı. O Fulya benim damarıma bastı. Beni sinir etti. Benim tepemin tasını attırdı. Ben o yüzden böyle deli kuvveti geldi. Ondan öyle oldu. Ben yani ayıp oldu tabii ama yapacak bir şey yok artık. Olan oldu. Hepsi tesadüftü yani, öyle mi? Evet. Tesadüfen o mekana geldiniz. Sen Fulya'nın üzerine atladın, Fulya'ya rezil olduk. Restorana, restorandaki insanlara, restoranın sahibine, hepsine rezil olduk. Ama hiçbiri kasti değildi. Hepsi ufak bir delilikti. Öyle mi? Bu mu? Bu mu senin cevabın Ada? Senin cevabın bu mu Ada? Evet. Bu. Eyvallah. Bora Bey, orada nasıl göründüğünün farkındayım ama ortada yemin ederim büyük bir yanlış anlaşılma var Bora Bey. Hem ben deli değilim, deli değilim ben. Ben örnek olarak verdim. Misalen diyorum yani. Bora Bey. Tamam Ada, yorma kendini. Deliymişsin, değilmişsin, akıllıymışsın, yanlış anlaşılmaymış, uçmaymış, kaçmaymış benim umurumda değil, tamam mı? Çünkü ben seninle ne yapacağıma karar verdim. Hayır. Bora Bey telefonunuz. Telefonunuz çalıyor Bora Bey, açın. Önemli olabilir. Telefonunuza bakın bence. Bırakın onu. Efendim anne. Efendim teyze. Elif evden kaçtı. Ne? Ada, Elif burada. Kaçıp bize gelmiş. Ne? Elif evden kaçmış. He ya, bizdeymiş. Ne? Vallahi. Gel Tayfun. Ali Bey, son 6 ay içerisinde işe başlayan personellerin dosyaları. Teşekkürler Tayfun. Çıkabilirsin Tayfun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kemal Sarı. Referansı benim. Asuman Çetin, Asuman hayatta bizim Asuman mümkün değil. Ada Tözün. Rüzgar Akçan. Rüzgar Akçan. 3 ay önce işe başlamış. Bir insana güvenmek için 3 ay çok kısa bir süre. Bakalım aramızdaki hain sen misin Rüzgar? Hı? Sen misin Rüzgar?
Vallahi hiç fark etmedim. Bagaja saklanmış. Bir açtım içeride. Sizi de çok zor durumda bıraktık. Ne olur kusurumuza bakmayın. Olur mu, ne kusuru? Estağfurullah, ne kusuru? Bizim keyfimiz yerinde. Değil mi kız? Prenses, yemeğimizi bitirince biz de evimize gideriz, değil mi? Ada ablam gelecekti hani. Geliyormuş zaten, yolda. Ben Ada ablamı bekleyeceğim. Hem daha tabağım bitmedi. Bir dakika sen, bamya mı yiyorsun? Ay açmasınız, benim hiç aklıma gelmedi. Size de bir tabak koyayım hemen. Yok yok, onun için demedim. Hayatta hiç ağzına bamya almaz da ilk defa yiyor, onun için hayretler ettim. Ada ablam yapmış, çok güzel. Afiyet olsun. Sizler ne güzel insanlarsınız. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum size. Ne demek? Lafı bile olmaz Zafer Bey. Teyze hoş. Kuzum. Ada abla. Hoş geldin. Çok özledim seni. Ay bu tişört benim tişörtüm. Çok yakışmış sana. Senin olsun bu, sen giy bunu. Bana bir izin verir misin? Prensesim, gel. Gel bir tanem, gel. İyi misin bir tanem? İyi bakalım. Ya Rüzgar, bu geçenlerde tatsız bir olay yaşandı biliyorsun. Bora'nın görüntüleri internete sızdırıldı falan. Sen o gün burada şirketteydin sanırım, değil mi? Acaba diyorum ki, gözüne bir şey çarpmış olabilir mi? Yani düşünüyorum, ben o gün buradaydım, sonra aşağı indim, grafikteki işlerimi hallettim. Sonra yemeğe çıktım, doğru yemeğe çıktım sonra. Ha? Evet. Ha. İyi düşün, iyi düşün, iyi düşün. Acaba bir şey gözüne çarpmış olabilir mi? Şu an hatırlamıyor olabilirsin yani. Ya Ali Bey, bir şey mi ima etmeye çalışıyorsunuz acaba? Gerçekten açık olun. Haber, ben açık olurum. Ben açık olurum öyle bir şey olsa. Sen hemen alınıyorsun şu anda, bir yani şey yaptın. Ben yanlış anladım o zaman. Yanlış anladım. Şey değil, sorun değil. Ben o zaman odama çekileyim. Peki. Tabii. Şey yok yani. Evet. Teşekkürler, kolay gelsin. Sağ ol. Elifçim, bir tanem sen niye böyle yapıyorsun? Bak hepimizi ne kadar çok korkuttuğunun farkında mısın? Ben bamya yedim dayı. Bamya mı yedin? Bamya mı yedi baba? Evet. Ada ablam yapmış, çok güzel. Akşam birlikte yiyelim. Naik teyze börek de yapacakmış, öyle dedi. Evet, mantarlı hem de. Size afiyet olsun. Biz müşahedenizi isteyelim, biz zaten yeterince kaldık. Hadi kalkalım, hadi dayıcığım. Kıyafetlerim kurumadı daha. Hallederiz dayıcığım. Hadi kalkalım artık, hadi geç oldu, hadi. Ben burada kalabilir miyim dayı? Olmaz Elifciğim. Hadi gidiyoruz. Kalmak isterse kalabilir. Sorun yok. Hayır dedim Ada. Hayır. O zaman biz Ada kızımızı bize davet edebilir miyiz? İzin verirseniz tabii. Ne? Ne? Gerçekten ne oluyor baba? Yani nereden çıktı bu şimdi? Ergis teyze ne olur. Merhaba kızım. Hadi bakalım prenses, sen Ada ablamıza misafir odamızı gösteriver. Tamam dede. Gel Ada abla. Dünya. Belma Hanım. Neredeydin sen? Çok korkuttun ama bizi. Hadi hemen odana çıkıyorsun. Beni de ablaya odasını göstereceğim anne. Belma Hanım, kusura bakmayın. Yani böyle biraz tuhaf oldu ama dinletemedik. Tabii tabii, öyledir. Gel de abla. Kimse kabul etmezdi. Ne işim var benim tanımadığım, bilmediğim bir evde? Demedi, kalktı geldi kızcağız. Altın gibi bir kalbi var bu kızın. Evet baba, altın gibi bir kalp var gerçekten. Ben şirkete gidiyorum. Görüşürüz.
Zafer'cim, ne iş var bu kızın bu evde? Hadi Elif çocuk tutturdu diyelim. Peki Bora ne demeye tamam diyor? Sen ne demeye tutup kızı eve getiriyorsun? Bence gayet iyi olur. Ne demek iyi oldu? Ne kadar kalacak bu kız bu evde? Sormadım. Canı istediği kadar. Yani bu ne demek oluyor? Elif'in bir dadıya mı ihtiyacı var? Yani siz bana torununa bakamıyorsun mu diyorsunuz? Bu mu demek oluyor? Hı? Bakabiliyor musun Belma? Belma, Elif nerede? Aa, az önce şuraya koymuştum. Yok olmuş, bulamıyorum. Ben bu kızı bu evde istemiyorum, o kadar. Belma, bu kız senin torunun istedi diye burada. Elif istediği sürece kalacak. Konu kapanmıştır. Ay ne demek konu kapanmıştır? Nasıl olur da tamam derim. Resmen basiretim bağlandı. Ya hadi benim basiretim bağlandı. Siz niye bir şey demediniz? Evet abla, biz niye bir şey demedik? Ya bir şey yok bunda abartacak. Birkaç gün misafir olacak ada. Ne var yani? Benim yeğenimin o evde sığıntı gibi ne işi var? He? Onca okumuş etmiş kız gidip dadılık mı yapacak? Kızı omzuna çıkarıp araba yıkamasaydın o zaman aslan. Ay demeyeyim demeyeyim diyorum, söyletme beni, bak geldiler bana yine. Döndürüp döndürüp aynı lafı ediyorsun ya. Tamam ya, tamam. İki günden ne çıkar? Niye büyütüyoruz? Niye geliyorlar sana hemen? Niye geliyorlar canı hemen? Dur, niye geliyorlar? Gelmesinler. Gelmesinler ya. Gelmesinler değil mi Yasemin? Ay. Savaş boyaları kimin için sürülüyor? Ha? Güzelliğime güzellik katıyorum diyelim. Daha ne kadar güzel olabileceksin? Vay, öyle mi? Ne oldu, bir şey mi söyleyeceksin? Yok. Müstakbel eşimi görmeye geldim. Ne var bunda? Yalnız öyle hemen müstakbel demezsek. Neden? Bugün olmazsa yarın. Öyle diyorsun. Çıkışta bir şeyler yapar mıyız? Hı? İşler çok yoğun Rüzgar ya. Yoğunluğa göre bakarız çıkışta. Olur mu? Olur. Yeni bir mekan açılmış. Oraya gideriz. Ne dersin? Olabilir. Olabilir. İyi, tamam. O zaman sana iyi çalışmalar. Teşekkürler. Ya sana ne diyeceğim ben? Geçenlerde başıma bir şey geldi. Var ya bak, inanamazsın. Ne geldi? Benim bir arkadaşım var. Bugün onunla konuştum. Sen tanımıyorsun onu. Bir kadınla evlenecekti. Nikah masasında kadın evlenmekten vazgeçmiş. Biliyor musun? Aa. Ya. Tüh. Bak işte, görüyor musun? İşte kısmet bu işler. Hayırlısı olsun. Evet. Kadın başkasına aşıkmış. Ya. Öyle miymiş? Evet. Ya. Telefon. Bu reklamcılar da ya, zır zır zır. Kaç kere aramayın dedim. Ne engelle demiştim sana ama. Öyle yapacağım artık. Engellerim şimdi. İyi bakalım. Tamam. Rüzgar'cığım, ben şu işe devam etsem. Yoğunluk çok fazla ya. Sonra konuşuruz. Olur, olur. Tamam. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Efendim. Dün gelemedim. Evet, acil bir işim çıktı. Tamam, tamam. Geliyorum. Evet, her zamanki yerde. Senin saçlarını mı örsek? Ay sen bebek misin? Oyuncak mısın sen? Ha? Oyuncak mısın? Oyuncak mısın? Hoş geldin kızım. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sakın çekinme lütfen. Hoş buldum efendim. Prenses, bana bir bardak su getirir misin? Hemen dede. Ha, canım benim, canım benim. Sana çok teşekkür ediyorum kızım. Senin kabul ettiğini gerçekten kimse kabul etmez. Sağ ol, var ol, eksik olma. Bana düşen de burada kaldığın sürece seni en iyi şekilde rahat ettirmek. Efendim, efendim çok sağ olun.
Çok teşekkür ederim ama ben uzun uzadıya kalmayacağım. Yani istesem de kalamam. Evdekiler izin vermez. Özellikle Aslan eniştem. Aa, ya, ya. Ben Elif'in gönlü olsun diye bir gece kalayım. Sonra da evime. Doğru kızım, doğru. Yavrum, dün sabah olanlar için sakın üzülme. Bizim Bora aniden parlar, aniden durulur. Biliyorum efendim, biliyorum. Onun için varsa yoksa Elif. Elif bir yana, dünya bir yana. Tekrar teşekkür ediyorum, hoş geldin. Hadi ben çıkayım da sen de rahat et. Bu arada, bak artık efendim Zafer Bey falan yok. Zafer amca. Anlaştık mı? Anlaştık. Zafer amca. Anlaştık. Bora Bey hiç babasına çekmemiş. Kıyamam, çok tatlı. Efendim Rüzgar. Güzelim neredesin? Sana danışmam gereken bir şey var. Acil bir işim çıktı. Ne vardı? Tamam sonra konuşuruz. Geldiğinde konuşuruz. Tamam? Ok. Üf, yine mi takip ya? Sıktın ama artık. Biraz daha hızlı gidebilir miyiz? Ben bir yere yetişeceğim de. Ya yürüsene be kardeşim ya. Işık yandı abi, ışık. Alo. Ada. Efendim teyze hoş. Kızım senin ne işin var orada? Ben de anlamadım. Bir anda oldu bittiye geldi. Anlamazsın zaten. Bir anda olur. Ateşle barut bir bakmışsın. Hop geçmiş olsun. Kızım bana bak. Senin Rüzgar'ın yanında olman lazım. Bora'nın yanında değil. Anladın mı? Sonun bizim gibi mi olsun istiyorsun ya? Allah'ım sen koru ya Rabbim. Allah'ım zaten Bora ile seni birbirine yakıştırıyor. Teyze ne alakası var şimdi Bora Bey'le? Alakası var mı yok mu artık? Kendine sor bakalım adacığım, alakası var mı yok mu? Kızım vallahi burası yangın yeri ha. Ev hop oturup hop kalkıyor. Bu saçmalığa bir son ver. Biz Aslan enişteyi evde zor tutuyoruz. Vallahi gelecek kapılara dayanacak. Rezaletin biri bin para. Yasemin! Kız ne yapıyorsun sen orada? Çöp atıyorum abla. Çöp atıyormuş. Ben de yedim. Kızım telefondasın car car sürekli. Hadi at çöpü de gel. Geliyorum, geliyorum ya. Kız bak gördün mü? Kocasını zapt edemiyor, bak beni çağırıyor. Ada, kuzum. Bu saçmalığa bir son ver. Vallahi benim artık sabrım kalmadı. Hadi gözümsün, hadi. Hadi. Sizi de yorduk buraya kadar Tuğçe Hanım. Bu tavrınız beni çok şaşırttı açıkçası. İşinizi yaptınız, alacağınızı aldınız. Sizin yüzünüzden ben işimden oldum Tuğçe Hanım. Bu işin başıma bu kadar dert açacağını bilseydim kabul etmezdim. Bakın ben buraya son kez geliyorum. Eğer bir daha böyle bir şey olursa... Ne olurmuş bir daha olursa? Şantajınıza papuç bırakmam. Onu beni kaldırmadan önce düşünecektiniz hanımefendi. Ay Burhan Bey, beni kırmadınız, geldiniz. Çok sağ olun. Şimdi ben bir arkadaşım için bir doğum günü sürprizi hazırlayacağım da... ...o yüzden böyle o habersizken uzaktan çekilmiş bir videosuna ihtiyacım var. Anladım. Nasıl bir video tam olarak? Şimdi şöyle anlatayım. Bu son. Bir daha da beni sakın aramayın. Ne zaman son olacağına ben karar veririm. Oy şeytan. Thank you.
Bermel'cim. Hadi kalk üstüne bir şey al da şöyle çıkalım biz de dışarı. Nereye gidiyormuşuz? Çok yakın bir arkadaşım güzel bir mekan açmış. Ne zamandır davet edip duruyordu, ben de oyalıyordum. Oyalamaya devam etseydin o zaman. Hadi yahu al üstüne bir şey. Bir iki saat havamız değişir şöyle. Zafer Beyciğim, kusura bakmayın ama ben ne evimi ne de torunumu hiç tanımadığım birine bırakıp gece gezmelerine gidecek değilim. Yahu anlamaya çalış artık. Kız anne özlemi çekiyor. Anneanne dede özlemi değil. Bak adaya nasıl da ısındı. Tuğçe de var. Yahu Belma, Allah'ını seversen ne diyeceğiz Elif'e? Adayı sevme kızım, Tuğçe'yi mi sev diyeceğiz? O da ne diyecek? Bekenli anneciğim, Tuğçe'yi seveyim. Ya bırak Allah'ını seversen. Kıza teşekkür edeceğine habire surat asıyorsun. Ben hiçbir yere gelmiyorum Zafer'cim. Belma, ben arabanın yanındayım. Bir kere daha söylemeyeceğim. Annenle 200 saatlik bir işimiz var. O da çok endişeleniyordu Elif yalnız kalacak diye. Bak sen de geldin. Hadi hemen geç içeri, yalnız kalmasın çocuk. Hadi, hadi canım, hadi geç kalmayalım. Gidip geleceğiz ya, basma suratını şöyle. Çok güzel bir yermiş bak. Adam diyor ki sizin için... Normalde çıkmazsınız. Çıkacağınız yere bulunuruz. Neyse. Kazanmış mübarek olsun. Dede nerede çıkıyorsun? Başka nasıl yapacaktım ki? Hanife abla bunu yapıyor. Aa, ama onunla yaparsak elimizin lezzeti geçmez ki. Geçmez mi? Geçmez tabii. Bak böyle elinde böyle çıpacaksın. Sonra bu kolun yorulacak. Sonra bununla bir daha çıpacaksın. Böyle. O zaman kolun yorulur. Yoruluyor. Ama güzel olan da bu zaten. Emek vereceksin, yorulacaksın. Sonra o kek piştikten sonra tadına bakacaksın. Oh diyeceksin, ne kadar güzel yapmışım, elime sağlık diyeceksin. Evet. Evet, o zaman çırpalım. Çırp. Onu da kır. Prenses. Sen de ayatmadın mı bir tanem? Kek yapıyoruz biz. Hoş geldiniz Bora Bey. Bu saatte kek mi yapılır? Prenses. Kek saat kaç sularında yapılır acaba? Ona göre söyleyeyim de biz bir dahaki sefere sizin dediğiniz saate göre kek yapalım, olur mu? Ben bu kek saat kaçta yapılır bilmem ama bu saatte yapılmayacağı kesin. Onu biliyorum. Prenses. Hadi bir tanem yatağa. Bak geç oldu. Ha? Uykum gelmiştir. Ya kek yapıyoruz biz dayı. Çocuğun niye kaçtığı belli oldu. Yazık. Prenses. Ben Ada ablanı bir iki dakika alabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Sen durmaya devam et. Bu falan. Ada, bakar mısın iki dakika? Tabii. Elif, sen o cevizleri iyice döv, tamam mı? Sen neyi döveceksin? Ay, teyze kadar akıllı. Oy. Ada, hadi. Evet, seni dinliyorum. Ben sizi dinliyorum. Bana bak. Az önce bir şey mırıldandım. Mırıl mırıl bir şey mırıldandım. Ne mırıldandığını söyle, dinliyorum. Söyle dinliyorum. Söyle. Mırıldanmadım. Ben bir şey mırıldanmadım. Gerçekten bir şey mırıldanmadım. Vay be. Ben senin hakkında çok yanılmışım, biliyor musun? Neden? Yani ben en azından seni biraz olsun cesur zannediyordum. Değilmişsin. Yazık. Çocuğun niye kaçtığı belli oldu dedim. Şaşırmadım yani. Öyle mi? Öyle. Neden? Sabahları kahvaltıdan önce saç ve tırnak kontrolü de yapıyor musunuz? Bak eğer benim öyle takıntılarım olsaydı seni işe almazdım, biliyor musun? Aa pardon. O ne demek? Tırnaklarım mı pis benim, saçım mı pis benim? Ben kirli mi giyiniyorum şirkete? Sus. Bana bağıra bağıra konuşma. Ben evde iş konuşmam, tamam mı? O yüzden sus. Sus. Ada abla, bunlar tamam. Aa, çok güzel olmuş. Hadi prenses, artık yatağa. Bak ben sana söz veriyorum. Yarın sabah beraber biz keki yapacağız. Ben sana yardım edeceğim, hiç sıkıntı yok.
Hadi yat abi tanem. Hadi geç oldu, uykun geldi artık. Yatmam. Prens. Aa. Süt alabilir miyim? Tabii ki. Alabilirsin. Yani gece gece gek diye tutturmasanız ben de lafını etmeyeceğim ama... Kek yemeden yatmam. Buyurun Ada Hanım. Teşekkürler Bora Bey. Evet, sütümüzü de koyduk. Un, un nerede? Un Bora Bey. Un. Tabii onu. Tabii tabii tabii, ben onu ben veririm. Hallederim ben. Buyurun Ada Hanım, ununuz. Teşekkürler, unumuzu aldım. Şu konuya bir açıklık getirelim. Hangi konuya Bora Bey? Eve gelmemeni istediğimi söylemiştim. Evet, söylediniz. Ama buradasın. Buradayım, evet. Neden? Zafer Bey çağırdı beni, Elif için. Ama isterseniz gelmeyebilirim. Şöyle yapalım, ben Elif'i alayım, birkaç gün bizde kalalım, olur mu? Olmaz öyle şey. Bora Bey, siz bana benden önce uyanacak, benden sonra uyuyacaksın demediniz mi? Sürekli sağımda solumda etrafımda olacaksın, lep demeden leblebi anlayacaksın demediniz mi? Evet, söyledim. Şimdi de vazgeçiyorum. Bir sakıncası mı var? Ha? Hayır, yok. Ama sebebini merak ediyorum. Bir şey mi yaptım Bora Bey? Bir yanlışım mı oldu? Söyleyin, düzelteyim. Bir sebebi de yok. Tamam. Kekimiz oldu. Yapma ya. Gel bakalım prenses, gel gel gel. Kıyamam sana, kıyamam sana. Ben de uyuyakalmış Elif'i yatağına yatırayım. Üstünde örtün. İyi geceler. İyi geceler. Biliyorsun kızım bu işi. Yapıyorsun. Aa. Koşuyor mu? Hı? 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 Koşuyor mu Bora Bey? Koşuyor. Koşuyor. Bu saatte mi? Hı? Kek yemişiz. Bir tane daha keseyim mi?
Yok kızım ya. Adam bana bir uyuz oldu, bir uyuz oldu. Sana anlatamam. Hayır, anlam da veremiyorum. Alttan alıyorum, salağa yatıyorum ama. Kız, yoksa bu herif sana aşık olmuş olmasın? Selin, Allah aşkına saçmalama ya. Ne aşkı? Bir şey gıcık olmuş işte, belli. Ama ben bulacağım. Öyle kuyruğunu kısır, ağlayan kız yok. Bitti, bitti. Resmi olarak kovulana kadar... İşimin başındayım ben. Neyse, ben kapatıyorum hadi. İşe gitmem lazım. Tamam, hadi bak. Günaydın. Prenses, günaydın. Oh, ah. Dün akşam kekini yemeden uyudun. Rüyamda kek yerdim. O zaman aşağı inelim, gerçek keki görelim. Tabii, dayın hepsini bitirmediyse. Sonra oynar mıyız? Benim işe gitmem lazım. O zaman akşam? Akşam mı? Akşam. Akşam olsa bakalım, bakalım, bakalım. Evet. O zaman hadi gidelim kek yemeye. Hadi koş, yürü. Koş, 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 koş. Günaydın. Günaydın. Ali ile çok sıkı fıkısınız. Hayırdır, fotoğrafçılığa mı merak sarmış şimdi de? Yok, hayır canım. Bu Bora Bey'in internete düşen videosuyla ilgili araştırma yapıyormuş. Seninle ne ilgisi var ki? Yok canım, benimle bir ilgisi yok. Senin gözüne takılan bir şey oldu mu diye sordu. Yani bir nevi dedektiflik gibi bir şey yapıyor. Takıldı mı peki bir şey gözüne? Yok. Boş ver sen Ali'yi. Telefonumu niye açmadın? Annem gelmişti ya bana, söylemiştim sana. Onunla ilgilendim. Of! Tuğçe, tamam, bir şey yok. Yere düştü, aldık işte. Tamam. Bu kadar. Sende son zamanlarda bir gariplik var zaten. Bende mi bir gariplik var? Yani sen hiç benim üstüme gelmiyorsun, beni soru yağmuruna tutmuyorsun hiç. Ben mi garipim yani durduk yere? Ben hiç sebepsiz yere gariplik mi yapıyorum? Tuğçe, ne yapıyorum ben sana? Rüzgar, bak sonra konuşalım. Yoksa istemediğim bir şey çıkacak ağzımdan. Tamam. Teslim oluyorum. O zaman sonra konuşuruz. Ah oğlum, kim dedi sana gece gece koş diye? Ay kırık çıkık falan olmasın sakın. Yok yok yok, kırık olsa böyle duramaz ya. O ayağın üstüne basmaman lazım. Anne baba, tamam, büyütmeyin ya. Görünmez bir kaza işte, bitti gitti, tamam mı? Ay, bazı kazalarda göz göre göre oluyor ama işte. Dayı, ayağına ne oldu? Koşarken düştüm dayıcığım. Bora Bey, iyi misiniz? Ağrınız, sızınız var mı? Sağ ol, sağ ol adam. İyiyim. Şey... O zaman müsaadenizle ben gideyim. Hı, hele şükür. Kızım sen kal lütfen. Benim işim var, birazdan çıkacağım. Belman'ın da işi varmış. O az önce işim var, çıkacağım demedin mi? Baba, gerek yok. Tamam mı? Adı ofise gitsin, ben bakarım başımın çaresine, hadi. Evladım, sana sormadım. O ayağının üstüne basmaman gerekiyor. Kızım, lütfen rica edeyim, sen biraz daha bunların başında. Gerek yok dedim baba. Tamam, iyiyim ben. Gerek yokmuş Zafer amcacığım. Gerek yoksa ben gideyim o zaman. Haydi güle güle. Kızım sen beni dinle. Bunların başında kal. Dönünce ben seni evine bırakacağım, merak etme. İkisine de sahip çık. Hadi benim amcam, hadi. Allah Allah. Hadi canım, hadi yürü. Hadi, hadi gel. Hadi yürü. İşim var, bırakırım ben seni işte. Bora Bey, kek ister misiniz?
Sence? Yok. İstemezsiniz, tamam. Hadi. Elif, o zaman biz kekimizi yemeye gidelim. Alo, Selin. Kankim, ben senden bir şey rica edeceğim ya. Gönder gelsin kankamı, çabuk söyle, işim var. Benim tabletimi alıp Bora Bey'in evine gelir misin ya? Şirketi unutmuşum ben. Ha bir de şey, telefonumun şarj aletini unutmuşum. Onu da alıverirsen çok iyi olur. Kızım sen işteyim dedin bana. Gitmiyorum. Bugün buradan çalışacağım Selin. Nasıl yani? Neler oluyor ya? Bir şey olduğu yok Selin. Tamam. Konuşuruz. Benim şimdi telefonum kapanacak, şarjım bitecek. O yüzden bana ulaşamazsan polisi ararsın. Tamam, konum atıyorum ben. Hadi görüşürüz, bay bay. Polisi mi arayayım? Ya benim işim vardı ama ya. Üf. İyi günler. Aha. Ben adının arkadaşıyım. Yani. Efendim? Yani. Yanisi diyorum kardeşim. Masasında tabletini unutmuş da onu alacağım ben. Masası diyorum nerede? Tamam, koridoru geç, karşına çıkan ilk masa. Sağ ol. Şimdi bak ya. Yani. Hah, bizimki şu. Sarı vososu da koymuş. Ay burada herkes bir değişik herhalde. Tablette. Şurada şarjım. Farklı farklı modellerimiz var ama herkes değişik ve manyak değil. Ay yok, ben onu size demedim. Kusura bakmayın, öyle kendi kendime konuşuyordum ya. Evet, onu fark ettim. Yürürken kendi kendinize konuşuyordunuz. Şu içerideki kız bana sürekli yani deyip durdu da. Aman neyse. Ben Selin. Adınız Sisi. Sisi? Yani Sistası. Aman sen kısacası kankası diyiver işte. Ben de Ali. Bora'nın kuzeniyim. Memnun oldum. Evet. Ada tabletini unutmuş. Ha. Burada. Ben de onu alayım. Evet. Ben gideyim o zaman. Ada gelmeyecek mi? Ha yok, o Bora Beyler'de. Ben gideceğim. Evi biliyor musunuz? Evet, konum attı. Benim de Bora'yı görmem gerekiyor aslında. Dilerseniz beraber gidebiliriz. Ya 300 metre sonra sola dönün. Üçüncü döner. İsterseniz yol boyunca bunu size söyleyebilirim. Bunu duymak istiyorsanız. Tamam o zaman, zahmet vermeyeyim size. Ne zahmeti? Olur mu? Zaten dediğim gibi Bora'yı görmem gerekiyor. Ben size yapamaz da. Benim birkaç işim var. Tabii. Şirket bizim de şey olur. Dilerseniz aşağıda bekleyin siz beni. Tamam, ben aşağıdayım o zaman. Tamam. Aşağıda bekleyin, ben de şey yapayım. Ben ineyim. Evren abi, bu ses ne? Belma geliyor. Hayra alamet değil oğlum. Kırpık. Bu senden 3 ay önce alıp üstüne yattığın para. Al koçum, hadi hakkını helal et. Geliyor mu? Evet. Koş sultanım. Ne oluyor burada ya? Kafayı, hale bak. Ay ne değişik bir şirket. İnsanlar, kafayı mı yediniz, ne oluyor? Ay, önüne baksana. Ay pardon teyzeciğim, ne yaptık sanki ya? Teyze mi? Nereden teyzen oluyormuşum ben senin? Zevzek. Burada herkes bir değişik. Senin kızım, sen zaten sirenlerin çalmasını niye şaşırıyorsun ki? Uy, Allah'ım. Ay, kraliçe geliyorsa ki önceden ben geliyorum diye arıyorsa bu büyük bir felakettir sultanım. Ay abartma ya. Nasıl abartmayayım sultanım? Böyle kötü bir şeyler olacak, ben hissediyorum. Böyle kötü enerjiler etrafta at koşturuyorlar. Emin misin? Adamın Evren olduğu kadar eminim. Hı.
Tuğçe, nasıl gidiyor oğlumu Rüzgar'la kıskandırma projen? Gayet iyi. İyi, güzel fikir, iyi. Sen Rüzgar'la nişanlanacaksın, benim oğlum da seni çok kıskanacak. İyi fikir. Hatta ne yap biliyor musun? Sen direkt Rüzgar'la evlen. Evet. Belki bakarsın, Bora, benim yakışıklı oğlum, seni çok kıskanır. Ve nikahına gelip beyaz atıyla seni kaçırır. Tuğçe, saçma. Saçma bütün bunlar. Sen böyle fantastik projeler peşindeyken Ada dediğimiz o kız ne yaptı biliyor musun? Elif'imin kalbini kazandı. Yetmiyormuş gibi şimdi de eve girdi. Ada'dan zarar gelmez. Ada bu operasyonda bize destek. De, destek de eve girdi derken nasıl yani? Evet, evet. Beynine kan gitmesine çok sevindim. Tuğçe. Arkadaşlar, arkadaşlar. Herkes kaldığı yerden devam etsin. Bu böyle normal bir alçak uçuş, baskın. Tamam mı? Aynen devam. Hadi bakayım. Evren. Ha? Abi ne oluyor? Herkes ortalık görmüş gibi. Delma Hanım burada. Tuğçe Hanım'la birlikte odaya girdiler. Her an her şey olabilir. Sen ciddisin. Hı hı. Allah Allah. Tuğçe. Ah Tuğçe. Son şansım Tuğçe. Sen en iyisi bu akşam eve gel. Kendi gözlerinle gör. Bu arada lütfen öyle saçma sapan projeler değil, sonuç odaklı stratejik bir planla gel. Tamam. Tuğçe. Çantanızı alayım dedim ama bırakmadınız. Buyurun. Vay, vay, vay. Manzaraya bak ya. Oh vallahi ormanın içinde mis gibi. Evet, evet. Bizim de yaşam tarzımız böyle. Orman seviyoruz. Ali Bey? Ada. Selin Hanım'a eşlik edeyim dedim de o da buraya geliyormuş. Bora'yı görmeye geldim, merak ettim. Bora ne oldu? Nerede? Şeyde mi? Bakayım ben. Sırıtıyorsun. Sırıtıyorsun. Sırıtmıyorum kanka. Çekil. Geç. Bekle beni. Sırıtma. Ya kuzen. Ne oldu, nazar mı değdi ya? Sorma kuzen. Düştüm. Ben de düştüm. Hayırdır oğlum, senin ne işin var burada? Ya kuzen çok fena düştüm ya. Senin ayağının bir şey yok herhalde öyle kaldırıp koyduğuna göre. Şirketteyim. Ne diyorsun sen düştüm müştüm, ne oluyor? Anlatacağım. Şirketteyim, bir tane kız girdi içeri. Ne bu yüzündeki böyle muz görmüş maymun sırıtışının sebebi? Kardeşim sırıtıyor muyum ben? Aa, sırıtıyor musun acaba? Ay sahiden mi? Aa. Hiç farkında değilim. Selin. Ay neyse dur. Bora Bey nasıl? Nemrut. Her zamanki gibi. Sağ ol kankim. Teşekkür ederim. Şarj edin. Sırıtma. Sırıtmıyorum kankim. Sırıtma kız. Sırıtmıyorum. Barış. Sana Barış amaçlı kahve getirdim. Affedersin, biraz fazla üstüne geldim gerçekten. Aklımı okudun. Yani birbirimizi yeni tanıyoruz sonuçta. Buna akıl okumak da dahil. Hakkında bilmediğim bir sürü şey var sonuçta. Neymiş onlar? Neymiş onlar? Mesela... Daha önce kaç tane sevgilin oldu? Ama ısrarla istediğimi vermiyorsunuz Tuğçe Hanım. Bu akşam bekliyorum her zamanki yerde. Ya sana ne Rüzgar? Daha önce kaç tane sevgilim olduğu bilgisini ne yapacaksın? Ya bunu niye sorguluyorsun şu anda anlamış değilim. Ya Tuğçe'cim sadece merak ettim. Daha önce aşık oldum mu olmadım? Oldum.
oldum, daha önce aşık oldum, 100 kere aşık oldum. Hepsinin ismini, soy ismini, okuduğu okulları bilmek ister misin? Bir liste yapayım mı sana? Tuğçe, niye bu kadar gerginsin ki? Alt üstü bir tane soru yani, basit bir soru. Hı? Rüzgar, bak bu yüzük çok yeni. Yerine alışmadı hiç. Fazla zorlama istersen. Ne olur zorlarsa? Ne mi olur? Rüzgar, inanmıyorum. Ne yapıyorsun? Yandım ya. Ya çok affedersin. Elimden düştü. Gerçekten yandın mı hayatım? Bakayım. Ya bırak, bırak. Ben hallederim. İstemiyorum. Yandım tabii. Ya çok affedersin. Gerçekten bırak, ben hallederim. Özür dilerim. Hoş geldin anneanne. Ay dünyam. Dünyamın ışığından gelen çocuk. Hoş bulduk anneannem, hoş bulduk. Biz Ali abi, dayım, Ada abla, Selin abla bahçedeyiz. Gelsene. Kim? Hadi bekliyorum. Kim, kim? Geçmiş olsun Bora Bey. Vallahi çok üzüldüm. Ya zaten adı sizin o kadar bahsetti ki ben sizi tanıyor gibiyim. Öyle mi? Öyle mi? Ne güzel, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Kuzen, sen de niye ısınmadan spor yapıyorsun ya? Isınmadan yapılır mı sonuçta? Selin Hanım, siz spor yapıyor musunuz? Gerçi hiç ihtiyacınız yok gibi ama yine de sorayım dedim. Yani spor herkesin ihtiyacı. Kesinlikle. Kırılacakken bağlar mı gerildi, ne? Kırılacakken bağlar mı gerilirmiş? Hayır efendim. Tamam hani uzatma. Geçti gitti zaten, acımacı kalmadı. Ama gece gece koşu mu yapılır yani kuzen, haksız mıyım adaya? Gece gece kek yapılmaz ama koşu yapılır herhalde. Tamam artık bu konuyu uzatmasak mı Ali? Evet. Şey yapalım. Ali, hoş geldin. Hoş bulduk yengeciğim, yine çok şıksın. Sen? Belma Hanım, Selin. Selin benim çok yakın arkadaşım. Hadi gel. Biz Hanife'ye bakalım. Fare delikten geçemez, kuyruğuna kabak bağlar. Tuğçe, Tuğçe, salak Tuğçe. İşe de gitmemiş. Ne işi var hala o evde? Tamam, kızın gönlü olsun diye gittin, bir gece kaldın. Gel artık, gel artık. Konuştum adayla. Bora Bey ayağını incitmiş. Ah kıyamam. Geçmiş olsun. Bana ne? Adaya ne? Yok arkadaş, buraya kadar. Ben yeğenimi o evde bırakmam. Ben gidiyorum. Kusura bakmayın. Haklısın enişte. Enişte haklı, yürü. Ya sen bir de sen araya girme, ne olur ya. Aslanım, Allah aşkına. Hayır. Allah aşkına gel. Ne olur gözünü seveyim ya. Enişte. Kır zincirlerini enişten. Kır zincirlerini, git al kızımızı enişten. Kız doğru söylüyor. Ayakkabılarını ver. Aslan Allah aşkına bir sakinleş. Bak olmaz öyle. Gideceğim ben, bir dakika. Ay kız enişten. Ayakkabılarını ver. Aslan kır zincirini enişten. Bana bak, hıncımı senden çıkartmayayım şimdi. Durun. Herkes bir dursun. Ay benim de içime kurt düşürdünüz şimdi. Başı dertte midir adamın? Ha? Kalkıp gidelim mi? Öyle mi diyorsunuz yani? Ha? Uzun zamandır böyle kalabalık bir soframız olmamıştı. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sağ olun, eksik olmayın. Siz sağ olun. Teşekkür ederiz. Bu arada kambersiz düğün olmaz da bizim kamber nerede ya Tuğçe? Galiba sözlenmiş öyle mi? Duyunca şaşırdım vallahi. Ben de. Evet ya, aşk işte amcacığım, insanın karşısına bir anda çıkıveriyor. Bilemiyorsunuz ki ne zaman çıkacağını. Kuzen. Ha? Ben sana kaç defa söyleyeceğim? Milyon defa mı söyleyeyim? Aşk diye bir şey yok kardeşim, tamam? Yalnız ben bu konuda sizin tam tersinizi düşünen birini tanıyorum. Ha, öyle mi? Ada, bu konu hakkındaki fikirlerini duymak isterim. Yani aşk yok dersek Kerem'le Aslı'yı, Tahir'le Zühre'yi,
Leyla ile Mecnun'u inkar etmiş olmaz mıyız? Hayır, olmayız. Bu bahsettiğin karakterlerin hepsi masal kahramanı. Gerçekte yoklar. İnkar etmiş oluruz, çok da ayıp etmiş oluruz oturduğumuz yerden şurada yemek yerken. Bence şey yapmayalım. Aşk, ben inanıyorum ya aşka. Aşk gözümüzün değdiği her yerde bence. Yani yeter ki görmesini bilin. Selin Hanım, siz Rus salatası alır mısınız? İkram edeyim. Alayım. Hı, tabii. Rus salatası neden yapılır? Neden yapılır? Neden yapılmasın? Çok güzel gülüyorsunuz. Güldürüyorsunuz. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Lütfen Bora Bey, can kulağıyla dinliyorum sizi. Aşk, şairlerin ve romancıların uydurması. Aşk denilen şey, erkek gözüyle söyleyecek olursam... ...bir kadını ilk gördüğün anla, onu gerçekten tanıdığın an arasında yaşadığın jet lag'tır. Kadının için de böyledir diyorsunuz yani. Bir erkeği gördüğü anla, onu tanımaya başladığı an arasında. Hı hı, aynen öyle. Ah Tuğçe, neredesin Tuğçe, gel. Felaket şeyler oluyor burada. Ne var, ne istiyorsun? Kapattık dedim sana hesabı. Ne? Size kesinlikle katılmıyorum Bora Bey. Öyle mi? Ben de buna hiç şaşırmıyorum zaten Ada. Neden şaşırmıyorsunuz? Çünkü kadınsın. Kadın düşmanıyız, öyle mi? Alakası yok. Benimki sadece durum tespiti. Neymiş tespit? Kadın yapısı gereği böyledir. Aşka aşık. Evet, yapımız gereği duygusal olduğumuz çok doğru. Ama erkeklerin de yapısı gereği birazcık şey olduğu doğru. Ne gibi pardon? Öküz, duygusuz, sığır hangisi? Vallahi sıfatları siz saydınız. İstediğiniz yeri, istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Bilmem biliyor musun ama Romeo ve Juliet yazan bir erkek. Frankenstein yazansa bir kadın. Dediğiniz gibi sadece masallarda ve romanlarda. Evet, evet aynen öyle. Ama kadın yapısı gereği böyledir. 5 yaşında bir kız çocuğu tül perdesinin arkasına geçer, tülün yüzünü örter, ben gelin oldum der. Ama babasının kravatını takıp ben damat oldum diyen bir erkek çocuğu göremezsin mesela. Ben yapardım. Evet, erkek çocukları genelde alırlar silahlarını, ona sıkarlar. Bunu öldürdüm, yok canavar öldürdüm, yok uzaya çıktım falan filan gibi saçma sapan şeyler yaparlar. Evet, aynen öyle. Çünkü erkek hayatını mücadeleyle, kadınsa hayallerle geçirir. Aa, siz baya baya kadın düşmanısınız. Düşman falan değilim Ada. Nesiniz peki? Bunu seninle tartışacak da değilim. Neden tartışmıyoruz? Neden? Çok güzel bir soru. Neden? Açıklayayım neden. Çünkü sen ön yargılısına da tek taraflı bakıyorsun. Olayları objektif değerlendiremiyorsun. Hatta pek çok olayı kişisel algılıyorsun sen. Ben mi? Sen. Ben mi ön yargılıyım? Evet, sen ön yargılısın. Ben mi kişisel algılıyorum evet. Her şeyi? Asıl siz gözünüzdeki gurur perdesini indirirseniz bizim gibi sıradan insanların inandığı şeylere. Aşk gibi mesela. Saygı duyabilirsiniz belki. Zafer amcacığım, ben çok özür dilerim. Ben siz istediğiniz için buradayım ama şu an gidiyorum. Hadi inşallah. Hadi Selin, çıkıyoruz hadi. Kızım saçmalama, gidiyor muyuz gerçekten? Evet, gidiyoruz gerçekten, kalk. Ada, çok rica ediyorum. Sen Bora'nın kusuruna bakma, lütfen kalk. Zafer amcacığım, asıl siz benim kusuruma bakmayın. Ben yemeğinizi berbat ettim, çok özür dilerim. Şunu bileydin. Bora, evine gelmiş bir konağa, sofrandaki bir misafire nasıl davranıyorsun? Farkında mısın sen? Yok, yok Zafer amca. Hiç önemli değil. Ben artık şaşırmıyorum Bora Bey'in yaptıklarına, söylediklerine. Hiç şaşırmıyorum. Evet, aynen öyle Ada. Ben sana çok şaşırıyorum ama biliyor musun? Şaşırmayacaksınız bundan sonra. Ben yokum artık. Oh! Hele şükür. Ben gidiyorum. Git. Git. Git hadi, güle güle git. Keşke sizi hiç tanımasaydım. Evet. Ne güzel. Bak ne güzel oldu. İlk defa bir konuda aynı fikirdeyiz değil mi? Keşke ben de seni hiç tanımasaydım. Hatta ben senin adını bile bilmeseydim keşke.
Yolun.